Beşra, hadi kızım gel aşağıya. Öf tamam anne, geleceğim işte, bir dakika. Burada bir sürü işim var. Ne işin var sanki? Arkadaşlarınla mesajlaşıyorsundur ya da oyun oynuyorsundur sen. Anne, bundan daha önemli bir işin ne olabilir Allah Allah? Bir dakika, geleceğim işte. Hadi kızım, yemek hazır, çabuk gel. Tamam ya, bu evde zaten bana hiç huzur yok ya. Tamam, geliyorum, geliyorum. Ne oldu anneciğim, ne oldu? Hadi yemek yiyoruz. Tamam anne, ama ben aç değilim. Hadi kızım, biraz bir şeyler ye. Anne, gerçekten aç değilim ya, yemek istemiyorum. Sonra yesem olmaz mı? Sonra derken Büşra, zaten saat 6 olmuş. Gece mi yiyeceksin? Gece oturmak yok, yarın okulum var. Ne? Okulun mu var? Daha yeni taşındık anne. Ne okulu? Otur bakayım sen şuraya. Tamam. Ne oldu baba? Artık biliyorsun ki eski evimizden çok uzakta oturuyoruz. Ne olmuş baba? Serviste gidelim. Sıkıntı ne ki? Servise gidemezsin kızım. Her gün bir saat yol mu gideceksin? Olsun baba, gidelim. Ben oradaki arkadaşlarımı çok seviyorum. Tabii ki de gideceğim. Hayır kızım. Burada yakında bir okulda olacaksın. Ne? Ne diyorsunuz siz ya? Ben nasıl arkadaş edineceğim? Zaten sosyal fobim var benim. Ben arkadaş falan edinemem tekrar burada. Kızım böyle olması gerekiyor. Buradan arkadaş edinmen gerekiyor. Korkma. Burada bir şey yok ki. Hayır baba. Ben buradan arkadaş edinemem. Anlamıyor musunuz? Benim orada bir sürü güzel arkadaşım var. Ceren var. Hamza var. Hepsi var. Ben onlarla arkadaş olmak istiyorum. Buraya da alışırsın. Böyle olmak zorunda. İnanmıyorum ya. Beni düşünmeden hata yapıyorsunuz. Hiç bana sormadınız bile okula gidecek misin, gitmeyecek misin diye. Buradaki okulu tercih ediyor musun, etmiyor musun diye bana soran bir kişi bile olmadı. Benim yerime karar veriyorsunuz. Bir kişi de bana sorsaydı ya, hani benim hayatım ya, benim hayatım ya anne baba. Allah Allah. Kızım ama senin iyiliğin için burada okuman lazım. Biliyorsun hiç dolayısıyla taşındık. Evet baba, sen hiç dolayısıyla taşındın. Ben ne dolayısıyla taşındım mesela? Hiçbir fikrim yok. Kızım tamam artık, bu okulun da güzel. Alışırsın. Alışırım. Okulun ismi neymiş? Brokovun. Ne? Brokovun mu? Hemen araştıracağım internetten. Brokovun nasıl bir okulmuş? Araştır kızım, bak bakalım. Yakındaki tek okul o. Biliyorsun ki birazcık uzakta oturuyoruz. Bu ne? Sadece erkekler mi? Baba, anne, siz iyi misiniz ya? Kızım sakin ol. Neyi sakin olacağım ya? Baba, bu okulda sadece erkekler var. Ben kızım, farkında mısın? Tek başıma ne yapacağım erkek şedesinin içinde? Of ya, resmen cehennem gibi bir yer benim için. Kızım öyle deme. Onlar da arkadaşın olur senin. Ne fark eder ki erkek kız? Hayır baba, kız dayanışması denen bir şey vardır. Eğer bir yerde tek başınaysan olmaz baba. Hayır baba, bunu yapamam. Kızım cinsiyetçilik yapma. Ya anne, ne cinsiyetçiliği ya? Hiç kız arkadaşım olmayacak. Bütün o zebanenin içinde kalacağım. Bu çok kötü bir şey. Kızım daha tanımıyorsun bile arkadaşlarını. Ama ben gitmeyeceğim. Hayır, gitmek istemiyorum anne, lütfen. Lütfen kendi okuluma gideyim. Ne olur yalvarırım. Büşra ısrar etme. Çocukluk yapıyorsun. Hadi gideceksin. İyi, çıkın o zaman odamdan. Kızım. Çıkın, ben kıyafetlerimi ayarlayacağım. Okula gidecekmişim ya. Şuradan kıyafetlerimi alayım. Kızım hadi. Neyse hanım, üstüne gitmeyelim. Hadi çıkalım biz. Tamam o zaman. Alışacak bir şekilde. Şuradan kıyafetlerimi alayım. Of ya, beni resmen o okula gönderecekler. Of, gitmek istemiyorum ama ben o okula. Neyse yatayım artık. Sabah nasıl olsa erkenden gitmek zorundayım. Of ya, işte o gün geldi. Şimdi okula gideceğim. Her neyse, kıyafetlerimi giyeyim de giydiğim bir an önce. Günaydın anne. Hadi kızım, kahvaltıya geç. Yok anne, kahvaltı yapmayacağım. Ben elma yiyorum, yeter bana. Kızım. Yeter dedim anne. Gideyim de bu okulda ne varmış artık göreyim. İnsan hiç gitmek istemediği bir yere neden gider ki? Ben bu okula nasıl alışacağım? Arkadaşlarımı çok seviyordum. Günaydın öğretmenim. Yanlış yere geldin sanırım sen. Hayır, burası Brokovun okulu değil mi öğretmenim? Evet burası. İşte ben de buraya geldim. Zaten annem söylemiştir. Annenin ismi ne? Zuhal. Annemin ismi. Ha, Zuhal'in kızı mısın sen? Evet. Ha tamam, gel seni kayıt edelim. Tamam öğretmenim. Öğretmen bile şaşırdı bu okulda olmama. Tabii kızım ya. İlk kız öğrenci miyim? Gerçekten bu okulda hiç kız yok mu? Yok canım. Herkes erkek burada. Yandık yani. Bu kadar erkeğin içinde ben ne yapacaksam. Geldim şöyle. Tamam. Hadi gel seni sınıf arkadaşlarına tanıştırayım şimdi. Tamam öğretmenim. Oo, bu da kimmiş be? Sessiz olun. Arda nerede bu arada? Öğretmenim kişi gelmiş de tuvalete gitti. Öğretmenim yalan söylüyor. Canı sıkılmış, koridorda geziyordu. Ben onun canını sıkarım. Siz merak etmeyin çocuklar. Seni gebertirim inek. Düzgün konuş. Arkadaşımı verme hemen. Sessiz olun.
Öğretmenim, bu hanımefendi kim? Güzeller güzelim. Ne de olsun be salak. Sen bana irtibat edemezsin, tamam mı? Kızım sakin ol. Tamam öğretmenim, özür dilerim. Bu Büşra, yeni geldi okulumuza. Oo, hoş gelmiş, hoş gelmiş. Maşallah. Acun'un bir sözü var, bilir misin? Ho maşallah. Ya öğretmenim, şu çocuğa bir şey söyler misiniz ya? Bir şeyler söyle bana. Tolga, çocuğum, düzgündür. Tamam öğretmenim, özür dilerim yani. Güzele bakmak sevapsa sana bakmak nedir be güzelim? Öğretmenim, bak çıldıracağım ya, şu çocuğa bir şey söyleyin. Kamyon arkası yazısı gibi konuşup duruyor. Tamam kızım, tamam. Ben onunla konuşacağım. Tamam öğretmenim. Aa, hoş geldin yeni arkadaşımız. Gel, istersen buraya oturabilirsin. Aa, teşekkür ederim. Hadi geç kızım, otur. Ne oluyor lan sana? Sen kimsin? Ne o kıza şekil yapıyorsun hemen? Bak bak bak, bizim ineğe bakasana. Kendi köşüne yer veriyor. Yok, ben kötü bir şey yapmak istemedim. Hanımefendi otursun diye. Bak çocuk, bizim yarimize kimse bakamaz. Ne yari be? Ben senin nereden yarın oluyorum? Allah Allah. Teşekkür ederim bu arada. Ben şu yan tarafa otururum. Sen yerine otur. Hop ya, kız aldı. Lavuğa bak ya. Otur Tolga çocuğun yerine. Tamam öğretmenim ya. Zaten gitti aldı bu. O Arda nerede? Bir gelsin. Göstereceğim ona. Aha hocam, Arda geldi. Gel çocuğum, gel içeri. Öğretmenim. Neredesin çocuğum sen? Öğretmenim, çok karnım ağrıdı. Sanırım yediğim bir şey dokunmuş. Oğlum yalan söyleme lan. Sus lan, çaktırma. Ha, ne dokunmuş oğlum? Öğretmenim, ben birazcık kuru fasulye yemiştim de öğretmenim. Karnıma sancılar girdi. Sonra kendimi neredeyse yere atacaktım öğretmenim. Arda oğlum, kalk yerden. Rol yapma. İşte öyle öğretmenim. Sonra kendimi bir daha yere atasım geldi. Arda, kalk diyorum oğlum, kalk. Otur yerine. Tamam öğretmenim. Öğretmenim? Ne oldu çocuğum, bir şey mi oldu? Öğretmenim, ben gördüğüme emin miyim? Öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu çocuğum, beni telaşlandırıyorsun. Öğretmenim, bu okula cennetten bir melek mi düştü? Ne oldu canım benim, cennette tadilat mı var? Öğretmenim, bu çocuk bana ne diyor ya? Bir şey demedim kızım. Cennette tadilat mı vardı melek olarak yeryüzüne düştün derim. Öğretmenim, şuna bir şey söyleyin ya. Bana bir şeyler söyle. Nefret ediyorum böyle çocuklardan. Otur Arda yerine. Otur çabuk. Tamam öğretmenim ya. Bir şey demedik. Hadi bakalım, derse başlayalım. Bugün nerede kalmıştık en son matematikte? Sayılarda öğretmenim. Ay, inek yine konuştu. Bu arada hoş geldin sınıfımıza. Teşekkür ederim. İnek, sus, kıza laf atma. Aynen, ineğe bak ya, kıza laf atıyor. Haydi baba zamanı, babadan sonra görüşürüz çocuklar. Tamam öğretmenim. Ay, bunlarla ne yapacağımı bilmiyorum. Hiçbir kız arkadaşım olmayacak burası sanırım. Bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Neyse, lavaboya gireyim en iyisi. Merhaba. Ne var, ne istiyorsun? Seni görünce bir şarkı besteledim. Şarkı mı? Ne şarkısı? Oo, benim şarkılarım çok meşhurdur. YouTube'da çok dinlenen şarkılarım var. E bundan bana ne? Bu arada benim adım Arda. Bana ne, sordun mu sana adını? Allah Allah. Merhaba, ben Seyfi. Aa Seyfi, merhaba. Nasılsın? Lan Seyfi, cücük. Düzgün konuş arkadaşımla. Ne diyorsun Arda? Bak cücük, düzgündür. Boyuna posuna bakmam, ezerim, elimin altına alırım ha seni. Seyfi sen geç bu tarafa. Ne oldu ki? Geç geç sen. Sen kimsin de öyle davranıyorsun ona? Boşver Büşra. Bir şey yapmıyor bana. Onlar beni sevdiği için öyle davranır. Kim sevdiği için hakaret eder? Ne yapayım? Cücük o cücük. Yedi cücelerdeki cücelin birisi bu ya. Sen de prenses mi olacaksın şimdi onu? Gel ben seni koruyayım ya ondan. İstemiyorum. Git başımdan ya. Allah Allah, çıldıracağım. Her yerde takıntı yaptınız beni resim. Arkadaşım da seni de istemiyorum. Gidin başımdan. Lan Seyfi. Lan cücük, sen görürsün. Adamdaki şansa bak ya. Allah çirkin şansı versin demişler. Sen de kendini onlara ezdirme Seyfi. Kötü bir şey demediler. Ne kötü bir şey demediler ya? Resmen seni ezikliyor. Sen de buna izin verme. Senin hiçbir suçun yokken neden sana kötü davranmalarına izin veriyorsun? Onlar öyle. Benim inek olduğum için kötü olduğumu söyler. İnek olman neresi kötü? Çalışkan olmak ister her öğrenci. Çalışkan olmak kötü bir şey mi Seyfi? Saçmalama istersen. B planına geçeceğiz. Bu kız kesinlikle benim olacak. Hemen müzik kayıtlarından birini buraya bırakacağım. Bunu buraya bıraktın mı? Bunu dinleyince kesin bana aşık olacak. Böyle bırakayım. Dolabına gelince bana aşık olacak. Hemen kaçmam lazım buradan geri. Hadi zil çaldı, gidelim sınıfa. Tamam peki. Dolabımdan kitaplarımı alıp geliyorum hemen. Tamam hadi sen al. Tam olarak şurada sanırım kitaplarım. Bu da ne ya? Yazmayı cinsi dadi da. Bilmem ki kim bırakmış, bilmiyorum. Biraz.
Hemen açalım. Oo kız gördü. Kesin şimdi uçacak. Bu ne ya? Sustursuz bir sesi biri. Bu ne? Allah Allah, bunu kim bıraktı benim dolabıma? Neyse öğretmen girmiş, hadi gel. Oooo, ses nereden geliyor çocukta? Öğretmenim biraz sonra kapanacak inşallah. Kim artık böyle şarkılar söylüyorsa? Dondurma gibisin, birazcık sevsem seni. Acaba kızar mısın yaz meyvesi tadında? Sus susun da, kimin sesi bu? Bilmem öğretmenim kimin sesi olduğunu ama. Oğlum Arda, sen mi koydun o sesi lan? Senin şarkın değil bu. Sus lan Tolga, karışma benim işime. Allah'ım yarabbim, ben bu okulda bir önce ders bitseydi hayırlısıyla da kurtulsaydık. Evet çocuklar, devam edelim kaldığımız yerden. Evet hocam, devam edelim. Cennette tadilat nasıl gidiyormuş? Melekler geri dönecek miymiş mesela? Öğretmenim. Oğlum sus artık, sus, ağzını burnunu kırmayın. Sus çocuğum, öğretmenim. Bu maşallah. Şu boy farkına bak ya. Otur oğlum yerine, otur, otur. Zebani gibi dikilme üstümde. Of, sonunda okul bitti. Anne. Ne oldu kızım, nasıl geçti okulun? Çok güzel anne ya. Bir sürü psikopat sınıfta arkadaşlarım var. Ne yapacaksın ya? Gidecek misin? Of anne, ben okula gitmek istemiyorum. Çıkıyorum yukarıya. Kızım. Gitmek istemiyorum, istemiyorum, istemiyorum. Bu kadar net yani. Daha ne zorluyorsunuz? İnsan mutlu olmadığın yerde ne yapsın anne ya? Kimse beni anlamıyor bu hayatta. Ne yapacağım şimdi, bir çözüm bulmam lazım. Ya bu okula nasıl alışacağımı da bilmiyorum. Belki alışırım diye gitmiştim ama hiç alışacağa benzemiyorum. Hepsi birbiriyle benim için kavga ediyorlar. Sinir oluyorum. Sadece birazcık Seyfi'yi. Of of. Yine bir okul sabahı. Çok güzel. Hadi kızım kahvaltı yap. Yok anne, ben kahvaltı falan yapmayacağım. Bir tane elma alıp çıkacağım. Yeter. Kızım kaç gündür kahvaltı yapmıyorsun? Canım istemiyordur anne. Moralim bozuktur belki. Kimse beni anlamıyor ki zaten bu evde. Of ya, şimdi onların yanına gideceğim. Bu ne yapıyor orada ya? Günaydın Büşra. Günaydın. Nasılsın dünden bugüne? Seni gördüm, kötü oldum. Topu niye atıyorsun? Merak etme, bak o top geri gelir bana. Aha gelir. Abi sizin boyunuz neden bu kadar uzun? Ben tamam 1.55'im ama yani siz de 1.90 olmak zorunda değildiniz. Daha kaçıncı sınıfız ya? Ya tabii yani, ben kaslı mı kaslı, her gün protein beslenen çok sağlıklı bir erkeğim. Ne yapabilirim? Ne yapayım? Yakışıklıyım. Ne yapayım? Karizmatiyim. Ne yapayım? Zenginim. Ne yapayım? İyi basketbol oynarım. Ne yapayım ya? Allah Allah. Gel sana biraz basket oynayışımdan bahsedeyim. Of git başımdan. Ne olur ya, hadi gel ya. Peki hadi göster. İzliyor musun? İzliyorum izliyorum, hadi göster. Bak şimdi potaya nasıl atacağım? Hiç sektirmem ben. Bak şimdi görüyorsun değil mi? Görüyorum, tamam hadi at. Bak girdi. Ha girdi ya, nasıl girdi ya, nasıl ya, nasıl ya? Nasıl girdin öyle? Hiç de girmedi. Bak bu kez girecek, hem de en geriden atacağım. Bir dakika, o denemeydi sadece. Bak bak bak, gör bunu. Tamam hadi bakıyorum, görüyorum bunu. Hemen bakayım şuradan. Geliyor, geliyor, geldi. Biraz rezil oldum sanırım. Yok yani, ben çok insanların rezillikleriyle ilgilenmem ama bu neydi ya? Yanlışlıkla yere düştüm, kolumu sabitleyemeyince. Tabi, yoksa atardın değil mi? Atardım. Bu arada okulumuzun düzenlediği bir kutlama var. Ona benimle katılmak ister misin? Ne ya, ne kutlaması ya, daha yeni geldik okula. İşte okul açılışı için kutlama. Bilmiyorum, ben gelmem sanırım. Eğer gelirsen benle gelir misin? Ya bir git, bilmiyorum dedim sana işte. Tüm hepsi bir değişik. Ne oluyor be burada? Sana şarkı söyleyeceğim. Allah'ım ne oluyor bu okulda ya, çıldıracağım. Her gün bunları mı çekeceğim? Abi iyi misin? Bir de alkış mı bekliyorsun bu şarkının üzerine? Niye domuz gribi olmamı istiyorsun? Salak mısın çocuğum sen? Allah Allah. Kendine gel, bir tane vuracağım, zaten boyun uzun. Uzanamıyorum da sana. Büşra. Ne oldu? Benimle partiye gelmek ister misin? İstemiyorum. Abi siz de biz aynı yaşta mıyız ya? Ben niye bu kadar kısayım? Bunun içinde gidip ağlayacağım ya. Bir de kısayım bunlardan. Bunlar niye bu kadar uzun ya? Biz aynı evrende mi yaşıyoruz acaba? Hepsi de beni partiye çağırıyor. Parti havasında falan değilim. Kutlamaymış, partiymiş. Şu
anda bu okuldan nasıl kurtulurum onu bulmaya çalışıyorum. Ne oldu? Neden başındasınız? Ne yapacaksınız bana? Oğlum sen kıza niye şekil yapıyorsun bizim karşımıza? Ne zamandan beri adam oldun sen lan inek? Aynı inek, sen dayaktan korkmuyor musun? Ben bir şey yapmadım. Kızı da bir şey yapmadım. Bak inek. Seni elimin ayağımın altına alırım, döverim. Zorbasınız siz. Zorba. Zorbalıklardan nefret ediyorum. Ders çalışmak ineklik değildir. Kanka ya şunun ağzına bir tane çakacağım şimdi. Kendimi tutamıyorum. Tutamıyorum kendimi. Bak dur. Adam akıllıdır. Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Düştüm senin yüzünden. Düşersin tabii, ufaklık. Haddin kadar konuş. Kızdan uzak dur. Bücür seni. Bak ya, zorbalık yapıyorlar. Hey, ne oluyor burada? O çocuğa niye zorbalık yapıyorsunuz? Siz kimsiniz? Doğru, ne zorbalığı? Biz asla öyle şeyler yapmayız. Evet, yapmayız. Asla, asla. Belli yaptınız, yapmadınız. Rahat bırakın çocuğu, sizi gebertirim yoksa. Kız başıma döverim sizi, haberiniz olsun. Sakın kızım diye beni güçsüz sanmayın ve sizden kısayım diye. Sizden daha güçlü olduğumu görmek bile istemezsiniz. Biz sana bir şey demiyoruz, özür dileriz. Allah Allah. Bir daha da insanları ezmeyin. Büşra, teşekkür ederim. Teşekkür edecek bir şey yok. Sen de kendini savunmalısın daha fazla bir şekilde. Allah'ım ya. Sinir oldum ya. Kendini haklıyken savunamayan insanları savunmaktan yoruldum. Özür dilerim kendimi savunmadığım için. Ama savunmalısın. Onlar seni daha çok ezer yoksa. Haklıysan neden haksız gibi susuyorsun ki? Ne bileyim, onlarla uğraşmak istemediğimden. Onda da haklısın ama hakkını savun her zaman, tamam mı? Tamam tamam, savunurum, merak etme. Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii sorabilirsin. Benimle kutlamaya gelir misin? Aslında gelme gibi bir niyetim yoktu. Eğer sen bunu cesaret edip sorduysan tabii ki gelirim seni. Gelir misin yani? Gelirim, gelirim. Ama zil çaldı şimdi. Derse gitmemiz lazım. Oo, benim için çok güzel bir haber. Aa, bacağım. Büşra, Büşra iyi misin? Bacağım kırıldı sanırım. Ne yapayım şimdi? Ne oluyor be orada? Ne oluyor? Ne oluyor kanka, ne oluyor? Ya bir şey olduğu yok, sessiz olun. Allah Allah. Lan Seyfi, senin yüzünden kız düşmüş. Müdüre seni şikayet edeceğim, okuldan attıracağım seni. Susun ya, Seyfi'nin bir suçu yok. Gelin ambulans çağırın hemen. Tamam tamam, hemen çağırıyorum. Daha gelmiş, Seyfi'nin suçu. Ambulans çağırsana. Tamam, özür dilerim, hemen çağırıyorum. Alo, Brokov'un okulda bir tane kız düştü, hemen gelir misiniz? Tamam peki. Seni müdüre söyleyeceğiz, okuldan attıracağız. Kızı düşürdün. Hayır, ben düşürmedim. Sen düşürdün. Sus küçük seni. Hayır, ben yapmadım. Bu Ezi'yi de bu sayede attırırız okuldan. Hadi kızı ziyarete gidelim. Of, bacağım. Anne. Anne. Neredesin? Of, canım çok acıyor. Kızım. Anne, nerede kaldın ya? Neyin varmış? Ne oldu kızım? Nasıl düştün? Bir şey yok anne, okulda sadece dikkat etmediğim için düştüm. Yani biri bir şey yapmadı. Hayır, yapmadı anne. Arkadaşların öyle demiyordu. Onlar yanlış söylüyor anne. Kimse bir şey yapmadı. Sadece tökezledim. Zaten birazcık bacağımı çatlatmışım. Kırık bile yokmuş. Ha, iyi olmana sevindim. Ben kantinden bir şeyler alıp geleyim sana hemen. Tamam anne. Merak etme. Sadece birazcık çatlatma. Biliyorum, söylemiştiniz daha önce. Ama şu anda canım çok yanıyor. Ağrı kesicinin etkisi gelir. Bir şey olmaz yani. Tamam. Herhalde o zaman ayağa kalkabilirim birazcık. Ay, birazcık iyi sanırım. Bacağım, sıkıntı yok. Büşra, Büşra. Aa Seyfi, senin burada ne işin var? Nasılsın? İyiyim, baksana buraya çıktığıma göre. Çok üzgünüm, benim yüzümden düştün. Hayır Seyfi, yine haksızlığı kabul ediyorsun. Senin yüzünden düşmedim, bunu sen de biliyorsun. Orada sadece dengemi kaybettim, kendim düştüm. Hayır, benim yüzümden düştün işte. Hep benim hatam. Seyfi, kendini suçlamayı bırak artık. Senin yüzünden falan olmadı. İyi misin peki? Evet iyiyim. Hem senin hatan değil. Artık hatasız olduğun şeylerde kendini suçlama diye ben sana kaç kere söyledim. Tamam tamam. Senin iyileşmeni çok istiyorum. Onlar beni okuldan attıracakmış. He? Onlar seni okuldan mı attıracakmış? Güneyim de başa gitmesin. Ben varken seni kimse okuldan atamaz, merak etme. Seyfi, kızı bizi mi şikayet ediyorsunuz? Sizin ne işiniz var burada? Ne oluyor burada? Seyfi'yle senin ne işin var? Size ne, arkadaşım o benim. Ne karışıyorsunuz? Bu arada geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Kusura bakma. Seyfi'yi de suçladık ama yani biraz inek diye. Yoksa bir şey yaptığından değil. O kötülük yapamaz. Susun. İnek de demeyin artık ona. Tamam tamam, demeyiz. Geçmiş olsuna gelmiştik biz de. Teşekkür ederim. Peki bir şey daha soracağım. Ne soracaksın sayın basketbol atamayan basketbolcu arkadaş?
Ya atarım aslında da sen varken kalbim heyecandan öyle oldu. Of ya neyse. Söyle ne istiyorsun? Benimle kutlamaya gelir misin? Lan ne kadar çıkarcı adamsın lan. Hayır benimle gel. Hayır benimle gelecek dedim. Benimle gelecek dedim. Canımı sıkma. Alsın sen benim canımı sıkma. Benimle gelecek. Oğlum benimle gelecek diyorum sana anlamıyor musun? Canımı sıkma dedim benim. Hayır benimle gelecek. Beyler ben size bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksin hemen söyle buyur. Evet dinliyoruz seni. Ben ikinize de gelmeyeceğim. Nasıl yani gelmeyecek misin kutlamaya? Hayır geleceğim ama siz de değil. Seyfi ile gideceğim. Bay bay. Ne? Ne? Öyle kalırsınız işte. Ben Seyfi ile gideceğim tabii ki. Ne yapacağım sizin gibi zirikleri yanımızdan? Seyfi isteyse boyu boyuma yani. Ya benle mi geleceksin? Evet senle geleceğim. Hadi yüzün gülsün artık. Tamam çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Asıl ben teşekkür ederim. Senin gibi himmetli birini arkadaş edinmem için. Artık sanırım bol kıla alışmaya başladım. Çok mutluyum benimle baloya geleceğine. Kutlamada çok eğleniliyor mu peki? Yani eğlenirsin. Peki kız oluyor mu? Geçen sene bir iki tane vardı. Kız olması güzel. Evet bazı arkadaşlarımız da kız arkadaşını getiriyor. Sen de onlarla kaynaşırsın. Tabii öyle yaparım. Bence de güzel olur. Kızı? Efendim anne. Neredesin anne? Saklanıyor musun orada? Anne sen bizi mi dinliyorsun? Ne konuşuyorsun sen bu arkadaşınla? Müdüründen duydum. Bu arkadaşın seni düşürmüş. Ay ne alaka anne ya? Müdür niye öyle şeyler diyor? Arda'yla Tolga yalan söylüyor anlamıyor musun? Sana söyledim o yapmadı. Bana bağırma Büşra. Geri eve gidiyoruz çabuk. Sen de sakın bu kızımın peşine takılma. Tamam mı? Gösteririm sana. Anne ne bu ya? İlkokul çocuğunu mu azarlıyorsun sen ya? Ne diyorsun çocuğa? Bırak peşini çocuğun. Hadi bakayım. Seninle daha evde konuşacağız Büşra. Konuşalım anne. Hadi bakayım eve. Teyze özür dilerim. Sus sen konuşma bakayım. Sus kızımı düşürsün. Ya anne ya. Mahalledeki teyzeler gibi ne çocuğa kızıyorsun Allah'ım yarabbim. Hadi bakayım sen eve yürü. Tamam anne. Allah Allah ya. Neden herkes hayatıma karışıyor? Ben özgür değil miyim? Bırakın ya salın ya. Hayatımı yaşayamayacak mıyım? Kimseyle arkadaş olamayacak mıyım istediğim? Kızım sokak ortasında bağırma yürü. Tamam anne bir şey söylemiyorum. Geç bakayım geç eve. Tamam ya. Baba ne yapıyorsun ya? Gel bakayım seninle görüşeceğiz. Ne görüşecekmişiz baba ne yapmışım ki? Senin bacağını kim kırdı? Baba bacağım kırılsa herhalde ayakta olmam değil mi? Yani birazcık mantık çalıştıralım bence. O çocukla görüşmek yokmuş ya. Çok yaramaz bir çocukmuş. Kim anlattı sana bunu anne? Arda ile Tolga diye bir çocuk varmış. Maşallah maşallah. Allah herkese böyle evlat nasip etsin. Anne Arda ve Tolga'dan bahsediyorsun iyi misin? Tabii kızım iyiyim. Maşallah elleri yüzleri düzgün. Ne kadar efendi çocuklar. Anne bu halde hiç gülesim yoktu ya. Anne sana iyi rol kesiyorlar. Sen de yemişsin. O ne öyle? Anneye yemişsin falan. Sana böyle konuşmayı mı öğrettik biz işte? Bilmem baba yani sen de genelde anneme öyle şeyler söylüyorsun. Belki senden öğrenmişsindir. Ne dersin? Ben annene ne zaman öyle konuştum? Konuşuyorsun ya. Ben her şeyi bilirim kızım falan diyorsun. Demek ki çocuklar annesinden babasından ne öğrenirse onu alıyormuş canım benim. Bak. Bu saygısızlaştı. Sus! Konuşma karşında sen de. Senin yüzünden bu çocuk alıştı. Baba sıkılıklı oldu. Hep senin yüzünden. İnatçı, asi, aynı sen. Hep senin yüzünden bu çocuk. Aa ben ne yaptım? Asıl senin yüzünden. Senin annene benziyor aynı bu çocuk. Aynı anne. Annen de böyle. Ortalığı karıştırırım. Sen benim anneme laf edemezsin. Allah'ım yarabbim neyse. Konu benden kendilerine döndü. Ben o zaman yukarı çıkabilirim. Allah Allah ya. Arkadaş ortamıma konuşuyorlar. Şöyle gireyim de. Bir bakayım. Arkadaşlarım ne yapmış? Bu neden açılmıyor? Anne, baba, bilgisayarım ne oldu? Senin yüzünden, senin yüzünden. Bir dakika. Burada önemli bir konu var. Hanımefendi ve beyefendi. Ne oluyormuş, ne önemli? Biz hanımefendi ve beyefendi değiliz bir şey. Annen ve babanız. Tamam anne ve baba. Benim bilgisayarım neden açılmıyor acaba? Sorabilir miyim? Bilgisayarım neden açılmıyor? Yoksa elektriği bulan adam tekrar bağlantıyı mı kesti anne? Geçmişten silip tekrar elektriklerimi aldı. Neden benim bilgisayarım açılmıyor? Artık sana bilgisayar yok. Ne? Bilgisayar yok mu bana artık? Şaka yapıyorsunuz değil mi? Hadi gülelim ve unutalım bunu. Ne diyorsunuz? Şaka falan değil. Bilgisayar yok sana. Kendine gel. Arkadaşlıkların içi değil. Bacağını kırıyor hali arkadaşın. Anne bacağım kırık mı? Baksana. Oradan oraya koşturuyorum. Çatlanmış sadece. Bu kadar basit. O çocuk yüzünden düşmedim. Kendim tökezledim düştüm. Ayakkabımın bağına geldi. Bu kadar. Yok diyorum bilgisayar. Değil elektriği yapan adam elektriği kaldırsın. Tekrar dünyaya uzaylılar inse. Tekrar derken baba dünyaya hiç uzaylılar inmedi ki. İndi ben çocukluğumda gördüm.
Nasıl gördün baba? Tam böyle gidiyordum bugün. Dediler ki, ne yapar dostum dedi. Uzaylılar mı dedi baba? Baba uzaylılar Türkçe biliyor mu? Ha biliyor. Ya yalan atma bari çocuğa ya. Baba sonra ne oldu? Ben de iyiyim dostum dedim. Tabii hiç şaşırmadın değil mi baba? Her gün gördüğün insanlar yani. Annem baban gibi kolay normal insanlar. Ya neyse ya, istemiyorum hiçbir şey zaten. Allah Allah. Bu kıza başımız dertte. Ha dertte ha. Of ya yazık. Ne kadar da üzülmüştür şimdi Seyfi. Annem ona kızdı diye. Hiçbir suç yok. Her zaman haksızlığa uğranıyor. Benim annem bir haksızlık yaparsa ona çok moralim bozulur. Neyse. Biraz bahçeye çıkıp hava alıp bu konuları düşünmem gerekiyor. Nereye çıkıyorsun? Bahçeye çıkacağım anne. Buradan çıkıyorum. Merak etme. Of ya. Hiç anlamıyorlar. Büşra. Ah Seyfi. Ne işin var burada? Seni merak ettim zaten. İyi misin? İyiyim ya, bir şey yok, büyütülecek. Alt tarafı bacağım incittim. Herkes ne kadar büyütüyor. O Arda ile Tolga'yı okulda geberteceğim. Neden, ne oldu ki? Anneme seninle ilgili kötü şeyler anlatmışlar sanırım. Ayrıntıyı soramadım. Senin yüzünden bacağım kırılmış sanki. Annem o yüzden kızıyor. Yoksa kötü bir kadın değildir. Çok iyidir, melek gibidir. Olsun ya, ben alınmadım. Senin canın yandığını görünce canı sıkılmıştır. Annen sonuçta. Evet. Benimle kutlamaya gelecek misin peki baloya? Tabii ki de geleceğim. Ama annen izin vermez. Onu kızdırma bence. Sonuçta annen. Eğer izin vermezse nasıl geleceksin ki? İzin verecek. Neden vermesin? Sonuçta dedi, kendi de diyordu arkadaşlarına kaynaş. Bu okulun balosuysa, kutlamasıysa benim de gelme, ben de ol hakkım diye düşünüyorum. Öyle değil mi Seyfi? Bilmiyorum. Annenle kötü olma. Merak etme, olmam Seyfi. Sen korkma. Büşra neredesin? Kaç kaç. Annem geliyor. Git git. Çabuk kaç. Of ya, hayat ne kadar yorucu. Ne yapıyorsun? Hala kendi kendine sokakta bağırıyor musun kızım? Karşı komşunun kızı Merve var. Anne. Maşallah, sadece derslerini çalışıyor. Bizimki de ancak asilik yapsa ortalıkta. O zaman anne git de karşı komşunun kızını evlatlık edip beni de lütfen bir ara yurda ver. Tamam mı? Bak bak, nasıl konuşuyor, nasıl? Merve'ymiş ya, bu Merve'den bir kurtulamadık ya. Bir kurtulamadık. Yok Merve'nin karnesi çok iyi, yok Merve'nin yemek yapıyormuş, yok Merve çok güzel temizlik yapıyormuş. Ya bu kadar başkalarının çocuğunu seviyorsanız gidin o zaman onları evlat edinin de biz de kurtulalım, siz de yani. Büşra aşağıya gel. Tamam baba ya, bir üst kıyafetlerimi değiştirip geliyorum hemen. Tamam, bekliyoruz. Evet buyurun, geldim. Bu asiliği bırak. Tamam bıraktım. Artık böyle yapamazsın. Tamam yapamam. Arkadaşlarla görüşmeyeceksin. Tamam görüşmem. Okula gideceksin. Tamam giderim. Niye her şeyi kabul ediyorsun? Sizin istediğiniz gibi yani. Bu bildiğiniz kölelik sistemi. Siz kral kraliçesiniz. Ben de herhalde beni de burada kül kedisi diye doğurmuşsunuz. Kendi egonunuzu tatmin etmek için doğmuşum ben bu eve zaten. Aa kızım. O nasıl laf babacığım? Sen benim meleğimsin. Baba ya. Annem bana hep kızıyor. Ne? Siz ikiniz bir araya mı geldiniz? Hanım dur, kıza kızma ya. Çocuk o daha. Küçük benim bebeğim. Küçük mü? 13-14 yaşında da küçüğü mü kaldı artık? Baba. Ben çok üzüldüm. Arkadaşımın kalbi kırıldı. Halbuki onun hiçbir suçu yoktu. Canım meleğim, dur ağlama sen. Hayır, onunla arkadaş olmayacaksın. Baba, annem ne diyor hala ya? Tamam, bir şey demeyelim. Yazık benim prensesim. Nasıl prensesim be bak, prenses. Canım babam benim. Bak bu çocuğa hep sen yüz veriyorsun, sonra ben uğraşıyorum bununla. Bir dakika hanım, bir şey deme, prensesim o benim. Yani baba, Seyfi'yle arkadaş olabilir miyim? Tabii olabilirsin, o da senin arkadaşın. Hayır olamaz. Babam izin verdi anne. Tamam sen de izin ver, bu konuyu kapatalım. Hayır dedim sana, akşam arkadaşın gelecek geçmiş olsun. Arkadaşım mı? Anne benim bu şehirde arkadaşım yok ki. Yeni taşındık, farkında mısın? Var. Tolga var ya, o gelecekmiş geçmiş olsuna. Maşallah. Ne kadar saygılı bir çocuk yani. Bak arkadaşın da gelecekmiş. Yeni arkadaşlar da edinmişsin. Kızım ne kadar güzel. He baba çok güzel. Tolga gelecekmiş. Allah'ım bir yerde bayılacağım. Ayağımı falan kırmadım ama şu an beynimi kaybedebilirim her an. Beynim error GG. GG falan neymiş o? Püf sana. Kötü konuyor. Anne GG yani mahvolmak, bitmek, ölmek gibi bir şey. Neden küfür olarak algılıyorsun? Lütfen anneciğim ya. Bir şey araştırmadan beni yargılama. Oh my god. Buna dayanamam. Bu hep internetten öğreniyor bu çocuk. Hep. Neyse ben biraz yemek hazırlayayım. Akşama misafirimiz var. Misafirimiz var diyor ya. Bir de yemek yiyeceklermiş ya. Kahve çay içip gitselerdi bari anne. Hadi. Sen de odana çık, odanı falan topla. Arkadaşın gelecek. Tamam anne. Tolga ben sana gösteririm. Sen bir gel. Sana göstereceğim gününü. Neyse şu kıyafetimi değiştirip böyle pijamayla ortada dolaşamam sonuçta. Hadi kızım, arkadaşın geldi herhalde.
zil çalıyor. Tamam, geliyorum. Akşam da olmasın diye dua ettim ama oldu. Şuna bak ya, ne kadar gıcık tipi var. Gelin buyurun buyurun, hoş geldiniz hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Geçmiş olsun küçük kızım. Maşallah. Ailede genetik herhalde uzun boyluluk. Ben bu ailede görüşmek istemiyorum anne. Kızım dur, saygısızlık yap. Anne şuna baksana, yedi cücelerle şey gibi duruyoruz bunların yanında. Vallahi bunlarla görüşsek bizim psikolojimiz bozulur. İki gün sonra kendimizi yani bir yerlerden atmak isteriz. Şunlara bakın, deve cüce mi oynayacağız anne, biz ne yapacağız? Ne olur bıraksın, salsınlar bizi bunlar. Kızım saygısızlık yapma. Tamam anne. Küçük kız. Anne küçük kız diyor bir de bana. Maşallah pek de güzelmişsin. Maşallah siz de pek de uzunmuşsunuz. Teyze. Efendim kızım. Siz neyle besleniyorsunuz acaba? Yani ne kullanıyorsunuz? Bize de söyleyin de biz de yararlanalım bu bilgiden. Ben tosunuma her zaman inek sütüyle beslemişimdir. Vay be, tosuna da baksana. Kurban da belki kesmek için lazım olur teyze size. Anne kızın yanında niye rezil ediyorsun beni? Allah Allah, tüm karizmayı çiziyorsun. Neyse kızım, al çiçeğini bakayım. Çiçek kırmızı gün niye getiriyorsunuz geçmiş olsa? Neyse, ver bakalım çiçeği teyzeciğim. Teşekkür ederim. Ben de sana çikolata getirdim. Ne oluyor lan burada, çiçekle çikolata geliyor? Vallahi baba burada bir şey oluyor. Bence bu çocuğu sen de çiçeği şöyle bırakayım. Bence bu çocuğu da çikolata çiçek falan getiriyor. Baba bunlar neyi ima etmek istiyor? Bilmiyorum ama bu çocuğu ben üstüne atlarım. Boyunu falan dinlemem. Vallahi baba bence de atlamalısın. İşte. Efendim anne, şöyle sizi içeri alalım isterseniz. Gelin buyurun. Hoş geldiniz. Aşırı mutlu olduk sizi gördüğümüz için. Ben de sana çikolata getirdim. Teşekkür ederim yani de. Yolda gelirken de yemez insan yani. Artık çikolatanı ne yapayım senin? Allah Allah. Oturun oturun şöyle. Seyfi oğlum, kıza niye çikolatayı vermedin? Anne dayanamadım, ondan yoruldum ya. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz iyiyiz inşallah. Siz nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Kızım da işte biraz hasta oldu, moraller bozuk tabii. Tabii çocuk düşürmüş bir tane Seyfi diye. Hayır, o düşürmedi teyze ya. Kızım. Tamam, bir şey demiyorum. Arda'nın dersleri nasıl? Süper maşallah oğlum. Çalışkan, zeki. Her şeyi çok iyi bilir. Allah'ım yarabbim, sanki okuldan tanımasak inanacağız. Sizin kızın dersleri nasıl? Fena değil işte. Maşallah sizinki kadar yok. Anne bir kere de sen öp. Emin ol, Tolga'nın dersleri de iyi değil. Annesi sadece onu yükseltmeye çalışıyor, anladın mı? Gaz veriyor yani. Ver ilgiyi Tolga'ya yapıyor. Tamam kızım, geç yerine. Tamam. Ne içersiniz yemekten önce? Bir tuzlu kahve olsa olur. Ne diyorsun sen? Ya daha doğrusu tansiyonum düştü de tuzlu ayran demek istemiştim. Ha tamam. Ha, başka bir şey demez umarım. Bence de demez herhalde baba. Neyse ben ayranı getireyim. Bu kim ya kapıdaki? Bu kız kim geldi? Ne ya? Bu bir kabus mu? Birisi beni uyandırabilir mi lütfen? Geçmiş olsun Büşra, beni içeri almayacak mısın? Gel ya, gel içeri. Zaten burası da yol geçen. Oğlum sen çektin mi makineyi, hatta senin niye boyun böyle kısaldı? Yok ya, bu takım beni biraz kısa gösteriyor o yüzden. Siz hepiniz niye bugün takım giydiniz geldiniz? Geçmiş olsun Büşra bu arada. Senin adına çok üzüldüm. Sen hasta olunca kalbim acıdı ve kısaldım biraz. Allah'ım yarabbim beni kurtar ya. Lan senin burada ne işin var? Oğlum senin boyu kısalmış. Seni burada görünce böyle bir kankanın ihanetini, kazığını yiyince boyuma işte yere doğru çöktü. Adam olarak, bir insan olarak çöktüm tabii. Çöküşe geçtim. Ben gittim buradan. Çabuk çık bu evden. Yok ya, ben de oturacağım. Allah'ım ya, bana sabır ver ya Rabbim. Aklıma mukayyet ol benim. Merhaba babacığım. Merhaba oğlum. Babacığım ne ya? Ne babası? Senin baban nereden oluyor benim babam? Yani büyük ya, o anlamda. Ha tamam. Babacığım falan demesin anne, şuna bir şey söyle ya. Oğlum senin baban olmaz. Baban olmayana babam denir mi? Aa, benim oğlum hiç babası olmayana baba diyor mu? Bir de deseydi teyze yani, Allah Allah. Bu nasıl bir ortam ya? Sorma babacığım. Benim babam öldüğü için o yüzden böyle her gördüğüm baba gibi babalara baba diyorum. Baba gibi babalar mı? O nasıl bir laf? Lan yalan söyleme Tolga. Daha senin baban değil miydi geçen eşoğlu eşek diye arkandan gelen? Size baba bana öyle deme demedin mi? Ya sussana, niye bozuyorsun rolümü lan? Anne bir şey kokuyor. Anne bir şey kokuyor. Mutfaktaki yemek yandı anne. Ne? Evet unuttum ya. Of ya, yemek yanmış, şimdi ne yapacağım misafirin yanında? Oğlum bunun anası da beceriksiz, kızını da almayalım. Teyze zaten beni alman yani, ben daha çok küçüğüm. Oğlun takım elbise falan giymiş, böyle damat gibi gelmiş buraya. Şöyle babamın yanına geçeyim. Kalk lan, orası benim.
Kalk lan. Kalk oğlum. Kalk, orası benim. Çocuklar kavga etme, sen de şuraya otur oğlum. Yok hayır, burası benim. Kalk oğlum, kalk 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 kalk. Burası senin yerin dedi, asla kalkmam. Lan bunlar beni çıldırtacak lan bu evde. Çıldırtacak lan bu evde beni. Dur bakalım, ben bir dönüşüp geleyim de sana gösteririm şimdi Arda. Dönüşüp gelmek neyden bahsediyor Allah'ım yarabbim, bunlar çok bilim kurgu izliyor. Baba baba, bunları evimizden gönderebilir miyiz hani? Yalnız ben buradayım. Biliyorum, sen duyabilirsin. Annem duymasın diye yapıyorum. İşte o büyük olduğu için saygım var ona. Ne oluyor burada? Hizze sen öyle dikilme, yemin ederim. Azrail gelmiş, son nefesimi yaşamış gibi hissediyorum. Lütfen yerinize oturur musunuz teyzeciğim? Bir şey olduğu yok. Masanın üstüne çıksam da bunların boyuna ulaşamıyorum. Ya Rabbim, nasıl bir aile? Lan ne oluyor lan burada? Ne oluyor oğlum burada? Gerçek dibimize gelme zamanı gelmiş. Arda Bey burada şekil şukul yapıyor. Neyse. Bakın size bir şey söyleyeceğim. Artık gelmişsiniz. Otur teyzeciğim, bir sorun yok. Sen de oğlunu hemen savunmaya gelme. Aman benim paşama bir şey olmaz. O çok narindir de. Bayağı narin ya. Baksana paşanız. Bayağı yani sanki bir yaşındaki çocuktan bahsediyorsunuz ya. Oturun yerinize. Al sana balon getirdim. Ne yapacağım, bu balonla uçup sana mı yetişeceğim? Aa çok mantıklı. Aynı boyda oluruz o zaman. Teşekkür ederim. Senin aynı boyda olmamak için bundan daha kısa bile olabilirim. Hatta aynı gezegende olmamak için o balonla uçup defolup uzaya çıkmak istiyorum. Otur sen de yerine çabuk, çabuk. Tamam tamam, kızma. Allah'ım çıldıracağım ya. Of ne kadar yakışıklıyım. Sen mi Tolga? Ben çok yakışıklıyım aslında. Neyse, annen yemeği yaktı. Yani anlayacağınız, evimizde şu an yemek yok. Büyük ihtimal yine bir makarna olayı yaşayacağız. Değil mi anneciğim? Bakın sorayım, hatta yanılmam ben. Anne ne yiyoruz? Kızım çok mükemmel bir makarna yapıyorum. Yemek yandığı için. Tamam anneciğim, eline sağlık, sen yapadın. Siz ne içersiniz bu arada? Biraz uzun sürecek. Tuzlu kahve. Tuzlu kahve mi? He, tuzlu kahve içeceğim, ne olacak ya? Niye oğlum, şekerli kahvenin neyine gelmiş salata kahveni tuz içiyorsun? Hah, böyle mekanlarda tuzlu kahve içilir, sen ne anlarsın? Lan oğlum senin annen bile gelmemiş yanında. Annem Miami'ye tatile gitti. Ondan gelemedi, yoksa gelirdi. Sen kime şekil yapıyorsun lan, ben basketçiyim hem de. Şuradan sana bir tane yumruğu uçattım mı, nereden geldiğini bilemezsin. Ya yeter durun ya. Burası ne sanıyorsunuz siz? Ben çıldırıyorum kızım yavaş yavaş. Çıkın lan evimden. Okula mı gidiyorsunuz sizden? Evlenme programı mı orası? Çıkın lan evimden. Ama babacım başlatma lan babana. Çık evden. Tamam tamam, özür dileriz özür dileriz. Helal bir baba. Makarna hazır. Anne sen tek başına yiyebilirsin. Afiyet olsun. Babam sağ olsun hepsini gönderdi. Ağzı çalıyor. Yine geldiler baba sanırım. Kimmiş o? Aa arkadaşım baba Seyfi. Ha hoş geldin oğlum. Hadi siz konuşun arkadaşınla, ben içeri geçeyim. Tamam babacığım, teşekkür ederim. Kızmazlar mı? Bana mesaj yazmışsın bize gel diye. Yok ya, babam bence ortalığı yumuşatacak gibi. Peki gerçekten gelecek misin benimle kutlamaya? Evet geleceğim. Oley 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 oley. Yalnız durur musun? Evi yıkacaksın. Eğer evi yıkarsan babam bu kez kesinlikle göndermeyecek sana gün. Ha tamam, özür dilerim. Çok mutlu olduğum için dayanamadım. Ya çok heyecanlıyım. Acaba yarın ne giysem? Partide başka kız olacak mı acaba? Sadece okuldakiler mi? Okuldakilerse sıkıcı olur. Eğer başka kız gelirse güzel olabilir. Of keşke bir kız gelse de onunla beraber vakit geçirsek. Tek başıma erkeklerin içinde ne yapacağım ki? Sürekli of of, ne giyeceğimi de bilmiyorum. Acaba ne giysem? Hangi kostümü giysem? Kızım ne konuşuyorsun burada? Ne yapıyorsun? Anne ben yarın ne giyeceğim? Hiçbir kostümüm yok. Partiye gitmeye karar verdim ama ne giyeceğimi asla bilmiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Bir tane kostümüm vardı, onu giysen. Hangi kostümümden bahsediyorsun anne? Gel şu odadaydı, göstereyim sana. Tamam anne, merak ettim. Benim aklımda olmayan hangi kostümüm vardı ki? Bekle kızım, bekle, sana göstereceğim şimdi. Peki anne, merak ettim. Umarım güzel bir şeydir. Ah, ben de kıyafetim yok sanıyordum. Çok iyi olacak bu. Bak kızım, hadi bir dene bakalım şu banyoda hemen. Tamam anne, deneyeyim hemen. Anne sen bana şaka mı yapıyorsun? Bu kostümle gidilir mi? Ne bu, maskeli balı mı? Ama kızım çok tatlı, sen çok severdin. Anne bunu severken 2 sene önceydi, anladın mı? O zaman çocuktum. Şimdi büyüdüm, genç kız oldum. Bunu anlamıyor musun? Bu ne ya? Kızım çok iyi. Çok güzel, çok güzel. Ya anne bir dalga geçiyorsun. Bu ne ya? Allah Allah. Şuna bak.
Resmen şahtı şahbaz oldum. Bu ne ya? İğrenç. Bunun karşısı böyle bu haldeyken Seyfi'nin karşısına çıkamam. Anne gülme lütfen. Allah Allah şu halime bak. Gitmiş bir de bunu diyor. Dere diyor. Allah Allah şuna bak ya. Ben bunu çıkarıyorum. Güzel bir şey lazım. Böyle gece elbisesi gibi. Orada şık olmam gerekiyor. Belki başka kızlar da gelecek oraya. Herkesin arasında ben de şık olmam gerekir. Seyfi beni böyle görse çok güler. Seyfi. Önemsiyoruz yani Seyfi'yi. Hayır anne önemsemiyorum bir kere. Anlıyorum anlıyorum ben seni. Seyfi demek ki senin için önemli. Hayır anne öyle bir şey demedim lütfen. Öyle bir şey çıkarma. Allah Allah. Anladım anladım ben seni. Hadi git yat uyu da sabah bakarız güzel bir şeyler. Komiklik olsun gül diye yapmıştım. Ay anne çok güldüm ya. Aşırı güldüm. Gülmektir hatta şu anda karnım dışına bağırsakların dışına çıkacak. Tamam tamam hadi ben aşağı gidiyorum. Tamam anne eğlendin nasıl olsa git. Neyse ben gideyim. Of ya bir de beni bu kostümle gönderecekmiş. Şuna bak balinayım. Aa merhaba ben balina mı diyeceğim orada arkadaşlarım için. Sinir bozacağım ama bir yandan da komik gerçekten. Ne giyeceğim ben şimdi ya? Of of. Ne giyeceğim? Şurada çıkarayım da üstümden. Annemin dolabı var. Annemin elbiselerinden giyebilirim aslında. Bir şey demez. Ben büyüdüm hem de. Artık o elbiseleri ben de giyebilirim. Şu üstündekilerden kurtulayım yani önce. Sanki deniz kızıyım. Ben de gitmiş de deniz kızı kostümünün üstünde balina yani. Ne? Okyanusu mu anlatıyorum yani? Konum ne? Tamam ne anne ya? Ama burada çok güzel elbiseler var. Annemin hangisini giysem ki? Acaba şu ışıltılı kırmızı elbisesini mi giysem? Yoksa beyaz elbisesini mi? Buna sabah karar veririm. Şimdi uyuyacağım. Annem bir de benim o halimi görsün ki büyüdüğümü kabul etsin artık. Acaba taşanlı şapkamı taksam mı? Çünkü o benim uğurlu şapkam. Olsun neyse hadi uyum artık. Kandırmadın. Ben nasıl hazırlanacağım şimdi? Of kıyafet bile seçmedim. Tamam kızım sen ara halinde güzelsin. Hemen seçersin. Tamam anne sen hemen çık anne. Benim hazırlanmaya başlamam lazım. Tamam hadi sen hazırlan. Annemi çıkarmam lazımdı çünkü onun elbiselerinden giyeceğim. Hadi bakalım. Hemen şuradaki elbiselerinden hangisini giysem tatlı olurum, güzel olurum acaba? Bakalım bilmiyorum ki hangisi. Kızım arkadaşların geldi hadi gel. Tamam anne geliyorum. Arkadaşlarım derken anne kimler geldi ki? Vallahi hepsi gelmiş. Seyfi, Tolga, Arda hepsi burada. Ne? Sadece Seyfi bekliyorduk. Kızım senin bu halin ne? Saçlarını ne zaman boyattın sen? Hayır anne onlar peruk. Geçen arkadaşımla sadece ödünç almıştım. Bir kere selfie çekinmek için TikTok videosu ya da o da bende kalmış farklı olsun dedim. Biraz çok farklı olmamış mı Mücra sence de? Ne varmış anne tipinde neresi bak? Bu elbise. Elbise değil bu benim gelinliğim. Nikah günümde giymiştim. Ya anne ya dalga geçme kötü mü duruyorum? Kızım biraz farklı duruyorsun yani arkadaşların seni tanımaktan güçlük çekebilir. Bu ne hal? Aman anne ya sen modadan ne anlarsın? Neyse ben çıkayım. Oo bu da kim be? Sen Büşra'nın ablası mısın? Ne ablası ya? Büşra'nın ablası falan değilim. Yok yok benim başka çocuğum yok. Sadece bu var. Allah'ım bu kimmiş ya? Ablasıysa Büşra'dan vazgeçeceğim ben. Bu daha güzelmiş. Maşallah. Acının bir lafı var biliyor musunuz hanımefendi? Ha maşallah. Lan sus Tolga sinirimi bozma. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar da. Bu sürüngen kim? O bir yılan türü. Saçmalama Tolga ne yılan türü ya? Bizim Arda değil mi bu? Oha bu güzellik ne lan? Bu güzellik ne lan? Bu ne lan? Bu ne lan? Bunlar ne güzel. Genetik herhalde lan bu güzellik. Annesi başka, ablası başka. Ne ablasından bahsediyorsunuz ya? Benim ben Büşra. Bakınsanız yüzüme. Tanımıyor musunuz beni? Büşra sen misin? Of Seyfi sen değil mi ya? Hepiniz şey yapıyorsunuz Allah Allah. Anne gülme. Ama kızıma baksana arkadaşlarım seni tanımayacak dedim. Gerçekten tanımadılar. Neyse yeteri kadar akşam oluyor zaten. Gideceksek gidelim artık. Dalga geçtiğiniz yeter. Hadi gel o zaman canım. Seni benim arabayla götüreyim. Bu fakirlerin arabası yoktur. Fakir oldukları için. Ya saçmalama ben seninle gelmeyeceğim. Seyfi'yle beraber gideceğiz. Seyfi'nin arabası bile yok baksana. Neyle götüreceksin lan çok kızı? Yayan mı gideceksiniz? Ya yok taksi çağıracaktım ben. Yok taksiye gerek yok. Otobüste
gideriz. Ya bu kıyafetle otobüste gidilir mi? Sen bu boyla arabayla gidebiliyorsun ama. Ben de bu kıyafetle otobüste giderim yani. Çok şey olmaz. Devede de boy var ama eşeğin arkasından gidiyor. Yani Büşra, ben senin arkandan gittiğime göre burada eşek sen oluyorsun kızım. Lütfen sana kendine eşek deme. Ben sana eşek demeni istemem. Bir de bana laf çekiyor. Defol git buradan, seni istemiyorum. Sen de hiçbir yere gitmeyeceğim tabii ki de. Kızım hadi bakalım, akşam oldu. Arkadaşına gidin hep beraber. Hep beraber mi teyze? Güzel. Evet hadi hep beraber gidelim Seyif Arda. Hadi hadi gel gel. Tamam ök olduk benim o zaman lan. Lan binme lan arabama. Hadi hadi bindik. Tamam o zaman. Hadi sen de sürücü koltuğuna. Buradaki araba kimin o zaman? Ben onu, amcam bizi bırakacaktı da. Aa öyle mi? Hadi o zaman gel Seyif, amcam bırakacaksa onunla gidelim. Bizim için daha iyi olur. Anneciğim görüşürüz. Lan kızı kaçırdık ya. Neyse teyze, iyi akşamlar. Ben de bu kokmuş Arda'ya kaldım. Lan Arda, yolda seni zıplatmaz mıyım lan bu arabayla? Bu partide hiç kız yok. Ne gerek var canım kıza, biz varız şurada. Erkek erkeğe tıkılırız. Siz erkek erkeğisiniz, ben yalnızım. Merak etme, yanında ben varım. İki varsın. Sadece gerçekten komik mi olmuşum Seyfi? Hayır. Bence sana her şey çok yakışıyor. Biliyor musun? Bir insana her renk yakışır mı? Bence sana sarı da, pembe de her renk yakışır. Ya teşekkür ederim. Moralimi yerine getirdin. Çekil lan önümden kızım. Çekil lan. Çekil lan oradan. Ne diyorsun ya? Partiye benle geldi. Tamam tamam. Ya Seyfi, sana onların lafını dinlemiyorum. Partiye onunla geldim farkındaysan. Bak canım. Gel şu VIP bölümünde oturalım. Biz zengolar burada oturur. Sen otur Tolga. Ben orada oturmam. Şimdi size bir gösteri yapacağım. Ne gösterisi bu şimdi? Bak gör şimdi. Nasıl bir gösteri sen? Ha, sen korkmazsın. Sen korkak değilsin. Evet korkmam asla. Seyfi! Aha annen geldi, yemin ederim. Anne! Ne oldu? Dizini mi yuttun Tolga, ne oldu? Diyordun ya ben kimseden korkmam diye. Babanın arabasını nasıl alırsın? Seni terlik manyağı yaparım çocuk. Saçlarını, o kıvırcık saçlarını yularım. Seni gebertirim. Zırık seni. Sanki kendi farklı bir şeymiş gibi oğluna da zırık demesi pek ya. Yürü bakayım. Eve gidiyoruz hemen. Sana evde göstereceğim. Anne biraz daha kalsaydın parti devam ederim. Yürü lan. Yürü eve. Çabuk. Seni evde göstereceğim seni. Seni zırık seni. Yürü. Bir de babasının şeyini çalıyor ya. Arabasını. Resmen rezil oldu ya. Bence biz de çıkalım. Bu parti bu kadar geçsin bugün. Tamam peki çıkalım. Ya kötü bir geceydi sanırım. Gece kötü değildi bence. Güzel geçti. Benim için eğlenceliydi. Ama bu yalanı Tolga'ya ödeteceğim. Bir de okulun partisi vardı ya, okuldaki insanları bekletiyorlar bize. Yalan söylemişler resmen. Benim dışarı çıkmam için. Bunu aileme açıklayamayacağım tabii ki de. Evet ya. Bu yalana benim de inandığıma inanamıyorum. Neyse senin suçun yok sonuçta. Benim için güzeldi. Benim için de öyle. Zaten seninle geçirdiğim her an benim için güzel. Teşekkür ederim Seyfi. Yarın sınav var. Erkenden uyuyalım. Hadi iyi geceler sana. İyi geceler. Kızım parti nasıl geçti? Çok süper anne, aşırı olaylı geçti. Ben artık uyuyayım, yarın okulum var biliyorsun. Oğlum Seyfi, senin gözlük camlarını alacağım. Ne diyorsun, küfür mü edeceksin bir de? Hani bu öğretmen nerede? Gelecek, yeni gelmiş zaten öğretmen. Aynen canım. Canım yeni geldi. Arda sen tanıyor musun lan oğlum bu öğretmeni? Tabii canım tanıyorum. Nereden tanıyorsun? Uzaktan bir akrabamız diyelim oğlum. Allah'ım yarabbim konuşma tarzı da bak ya. Bu ne şimdi? Bu hanginizin akrabası? Merhaba çocuklar. Biliyorsunuz ki bu okula yeni tayinim çıktı. Ben Esma Nur Uzungiller. Uzungiller mi? Arda ya da Tolga'nın akrabasısınız bence öğretmenim. Evet, Arda'nın amcasının kızıyım. Allah'ım yarabbim genetik olarak. Allah'ım sen bizden aldın bunları ama verdin ya. Yarabbim ya Resulallah'ım. Bak ya amcamın kızı oldu nasıl belli olur? Tabii okulda böyle yapmayacaksın. Amcanın kızı falan diye torpil yok biliyorsun Arda. Tabii biliyorum. Neyse eski öğretmeninizle haberleştim. Sanırım en son sınavınız varmış. Yok ya daha neler ya. Ya şurada akraba indirimi yap ne olur, akraba güzelliği. Lan oğlum ben esnaf mıyım, öğretmenim lan Arda. Tamam öğretmenim.
seni amcama söyleyeceğim. Hadi oradan. Bir de sanki okulda beni tehdit ediyor. Allah'ım yarabbim, amcama söyleyeceğim diye tehdit mi olur ya? İnsan kuzenini öğretmeni diye. Ya şimdi sınava mı gireceğiz? Merak etme, ben sana kopya veririm. Tolga sen ilk başta kendin yap da sonra bana kopya verirsin. Merak etme, ben sana yardım ederim. Neyse Seyfi olsun. Yapabildiğim kadar yaparım. Hadi bakalım, başladı. Bu sorular ne öğretmenim ya? İnsanlar neden bu kadar uzundur? İnsanlar uzun olmak için ne içmeli? Aynen öğretmenim ya. Kendinizle ilgili sorular mı sordunuz burada? Neyse ben size yardım ederim. Merak etmeyin. Şu an. Efendim? Birinci sayının cevabını söylüyorum, yaz. Peki tamam. Sus lan, ben kopya vereceğim o kuza. Tolga sus. Yazıyor musun? Tamam yazıyorum. Hayır, ben vereceğim dedim sana kopya. Bırak öğretmenim, öğretmenim. Ne oldu çocuğum? Seyfi kopya çekiyor öğretmenim. Hayır, ne alakası var, kopya falan çekmiyor öğretmenim. Sadece bana bir şey söylemişti. Seyfi gel bakayım buraya. Gel bakayım sen buraya. Hayır öğretmenim, Seyfi kopya çekmez. Çekiyor öğretmenim, gözlerime ile gördüm. Bu gözlerim yalancı mı öğretmenim? Bir andaki Müşra cennetten düşmüş meleğimize dedi ki öğretmenim. Düzgün anlattı Tolga. Dedi ki öğretmenim, bana sorunun cevabını söyle dedi. Tabii Müşra cennetten düşmüş tadilatta olan bir melek olduğu için öğretmenim kıyamadı ona cevabını. Yalan söyleme Tolga. Öyle bir şey olmadı. Hemen disipline gidiyoruz seninle Seyfi. Çabuk düş önüme. Lan Zırık, niye yalan söylüyorsun? Fasulye! Fasulyeden nimet mi sanıyorsun kendini? Ben sana söylerim istersen. Söyle bakayım lan. Simler dediğini yazacağım. Seyfi'ye niye iftira atıyorsun? Allah Allah, bu kağıda bırakıyorum. Zaten bitti benimki. Benimki de bitti zaten. Allah'ım ya Rabbim ya. Şey, streslenme ya. Kötü bir şey yapmadım. Biliyorum, seni anlıyorum. Cennette tadilat var. O yüzden böyle sıkıntılısın. Ama geçecek. Ya git başımdan, git. Ben yapmadım bile. Benim avcımı kızı olduğu için bana puan verir bence. Hı, verir. Bakalım göreceğiz. Ben hiç vereceğini sanmıyorum. Verir. Sizin yanınıza torpil yaptığını söylemedi. Bu ne lan? Evrim geçirmemiş eşek gibi gülüyorsun. Allah'ım yarabbim ya. Ben bu erkeklerin içinde ne yapacağım? Keşke bir kız arkadaşım olsaydı. İnşallah melekler artar da bir şey okula kız gelir. Allah'ım bu da ne, hangi amaçla düşünüyor? Ben hangi amaçla düşünüyorum? Şimdi ver lan. Lan ver. Lan bulmasın lan. Hareketlere bak. Ver onu. Ver çabuk ver. İstediğin hareket yap, vermeyeceğim. Defol git. Git lan şuradan. Defol lan. Lan kızı telefonuyla vurmasana oğlum. Sen de vurma o zaman. Sen vurma lan aslında. Sen vurma lan. Telefon nereye kayboldu? Of ya, nerede bu telefonum? Aa bak, telefonum buradaymış. Aa Seyfi, sen mi buldun telefonumu? Teşekkür ederim. Çok iyisin. Mükemmelsin. Lan Seyfi. Küçük çocuk. Yine bizim kızı aldın elimizden lan. Seyfi bulmadı. Vermişsin. Sana sıfır. Bir de diyor ki neymiş de siz onu geçirecekmişsiniz. Şimdi o yüzden ona güzel bir ceza vereceğim. Ne cezası vereceksiniz ki öğretmenim ona? O bir Juliet olacak. Arda. Arda? Arda bu tipiyle Juliet mi olacak? Arda senden çok güzel Juliet olur be. Ne Juliet'i lan? Ben Juliet falan olmam. Bir de kim Romeo olacakmış? Tolga da Romeo olacak. Ne? Ne oluyor burada? Tolgacım ben bunu öpmem bile. Ay bu ne lan, midem bulanır. Hayır öğretmenim, bunu kabul edemem. Hayır. Oo, çok romantik bir ikili oldunuz gerçekten, değil mi Seyfi? Kesinlikle çok fazla romantik oldu. Öğretmenim, bu seçiminiz için size bayıldım. Sizi çok seviyorum öğretmenim. Artık Romeo ve Juliet aşkını yalnız bırakalım. Hadi bir çaldı, çıkabilirsiniz artık. Hadi Juliet, bay bay. Büşra. Romeo'cum sen de bay bay. Sevgilini de al, gidin beraber. Çok iyi oldu. Oh canıma desin. Öğretmeni çok sevdim. Adalet davrandı. Gördün mü Seyfi ne oldu? Evet öyle kaldılar. Hala öğretmenle konuşuyorlar içeride. Konuşsunlar bize ne? İyi oldu onlara. Neyse ben eve gideyim artık. Annem merak eder. Dikkat et kendine, tamam mı? Yolda falan bir şey olur. Ya öyle mi Seyfi? Sanki bebeğim ben. Bir de emzik verseydin. Hadi gidiyorum, bay bay. Of ya, şu okulda bir tane de kız arkadaşım olsaydı iyi olurdu. Ay uykumu da alamadım ya. Of. Ah Seyfi gelmiş. Günaydın. Günaydın. Bunlar ne yapıyor orada? Niye böyle şok bir şekilde duruyorlar orada? Sorma. Bir şey oldu. Ne oldu ki? Ay havada aşk kokusu var. Ne yapıyor bunlar ya? Romeo ile Juliet'e kendilerini çok kaptırmışlar. Yanlış anlayacak biri görse. Öyle değil.
Senin çok istediğin bir şey oldu. Ne oldu ki benim çok istediğim? Okula yeni bir kız geldi. Ne? Yeni bir kız mı geldi? Yani arkadaşım olacak. Oley! Erkeklerden kurtuldum sanırım. İnanmıyorum. Bu çok mutlu haber. Oh be! Sonunda ya. Kendime akşama kadar dua etmiştim. Bir tane okulda kız arkadaşım olsun diye. Artık o arkadaşım olacak. Bence pek. Ne oldu? Sen niye bu durumdan memnun değilsin? Bilmiyorum ya. İnşallah arkadaş olursunuz. Seyfi, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Hadi gel o zaman arkadaşımıza bakalım, tanışalım. Ay, bu tuvaletler de hiç güzel değil. Tolga, çabuk kantinden bana bir şey al gel. Çabuk çabuk çabuk. Tamam canım, tamam, hemen gidiyorum almaya. Sen de git, benim çantamı getir. Tamam, hemen getiriyorum. Seyfi, sen de git. Öğretmenin orada kalan bir tane kağıdım var. Onu al gel. Seyfi. Sen nereye gidiyorsun? Onun dediğini yapmak zorunda değilsin ki. Sen de kimsin be? Ha, işte okuldaki tek kız sen misin? Evet, benim. Ha, o sensin yani. Ay, sen okuldaki tek kız olmak için değişik bir karaktersin. Senin gibi hiç değilse en besit karakter değilim. Anladın mı? Neyse, seninle daha çok işimiz var tatlım. Olsun bakalım tatlım. Bundan sonra seninle görüşürüz. Ben senin gibi kızları çok eledim hayatımda. Sıra sende demek ki. Merhaba çocuklar, yeni bir arkadaşınız var. Daha gelmedi mi? Öğretmenim, o güzellik şu anda birazcık klavyeye gitti de işleri varmış. Arda? Ya tamam kızım ya, bir şey demedim. Kızım falan ne oluyor? Sen öğretmenle nasıl konuşuyorsun? Aa, geldi geldi. Oh be, geliş herhalde uçarak geldi ya, yemin ederim ya. Ay, teşekkürler Arda ya, çok tatlısın. Öğretmenim, kusura bakmayın. Geç kaldım da birazcık. Evet öğretmenim, kusura bakmayın. Hatta kusura bakarsanız bana bakın yani. Kesinlikle ona bakmayın. Sadece bana bakabilirsiniz. Otur Arda yerine, şımarma. Tamam öğretmenim ya. Yani şurada bir centilmenlik yapalım dedik. Kadın haklarını savunuyoruz. Siz de hep dersiniz kadınlar haklarımızı savunun diye. Sizin hakkınızı savunuyoruz. Sonra kötü de biz oluyoruz, Allah Allah. Kızım gel bakalım tahtaya, kendini tanıt. Ay tamam ya, nereden başlasam ki? Ay ben nasıl anlatayım kendimi ya? Bu yaşıma kadar olanları nasıl anlatabilirim ki? Hepsi aksiyon içindeydi. Yani arkadaşlar, nereden başlayacağımı bilmiyorum. Olsun ya, ben seni bir ömür dinlerim. Hiç sıkıntı yok. Arda sus sen. Neyse başlayayım. Bir yaşımdan babam bana bir tane villa armağan etti. Kızım adını soyadını falan soruyoruz. Yani senin mal varlığını, noterde imzalı mal varlığını sormuyoruz kızım. İkinci yaşımda, ama öğretmenim bunları anlatmasın, arkadaşlarım beni nasıl tanıyabilir? İkinci yaşımda babaannem bana tarla armağan etti. Çok zenginiz yani. Tamam kızım, tamam, abartma, adı soyadın ne? Fahriye Fırıldak. Bu nasıl isim ya, soyada bak. Ne gülüyorsun kızım ya sen? Öğretmenim, bu kız niye gülüyor? Kızım niye gülüyorsun sen? Öğretmenim, ilk defa böyle bir isim soy isim duydum. Gülmüyorum aslında, bana farklı geldi sadece. Sana farklı gelmesini gösteririm. O şapkalarının kulaklarını keserim. Tamam kızım, hadi otur sen, otur. Öğretmenim ya, keşke arkadaşlarım da tanıştırsaydı kendini. Yemin ederim bu kız tam benim kafada. Öğretmenim, ben de kendimi tanıtabilir miyim acaba? Tanıtayım. Sizin kadar da olması da Fahriye Hanım, bizim de durumumuz iyi yani. Biliyoruz, damat tarafı olarak gayet iyi durumdayız. Dans etmeyi çok severim. Aa öyle mi? Ben de dans etmeyi çok severim. Öyle mi? Hemen senin için bir dans edeyim o zaman. Allah'ım, inşallah bu kötülüğü bize yapmaz yarabbim. Gerçekten ediyor ya, ben bu manzarayı izleyemeyeceğim. Ya sen sussana ya, danstan ne anlarsın? Wow Arda, çok 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 iyi dans ediyorsun. Hayatımda hiç böyle dans eden erkek görmedim. O zaman hayatında gerçekten hiç dans eden erkek görmemişsindir, ondandır. Allah'ım şu kız okuldan gitsin, okuldaki sadece kız ben olsam. Ay vallahi sen ol gerçekten, bu okuldan gidebilsem sadece sen ol keşke. Tamam, otur Arda yerine artık, otur, şımarma, amcama seni şikayet edeceğim. Öğretmenim. Efendim Arda. Siz demiyor musunuz öğretmenim, ispiyoncalık kötü bir şey diye? Siz nasıl bunu yaparsınız? Günah öğretmenim ya. Küçücük bir çocuğun, şu küçücük minnak bir çocuğun nasıl günahına girersiniz öğretmenim? Küçük mü Arda? 2 metre 10 santim demek istedin herhalde. Bayağı küçüksün. Bizim sokaktaki lamba patladı. Geçen sen elini uzattın uzandın ya. Ne küçüğü? Her neyse, derse geçiyoruz artık. Bugün dersimiz yeteneklerimizi göstermeyle ilgili. Yetenekler. Her insanın kendine göre bir yeteneği vardır. Aa öğretmenim, benden bahsediyorsunuz resmen. Diğer adım yetenek zaten benim. Öyle mi kızım? Evet öğretmenim, direkt yani yetenek diye. Ya aslında benim
Fahriye değil, Fahriye yetenek fırıldak olacakmış da koymamıştı. Aa öyle mi? Bize bir yeteneğini gösterir misin? Tabii öğretmenim, hemen göstereyim. Yetenek sensin, bakın hemen yazdım buraya. Görüyorsunuz yani benim, yanlış anlamasın şuradaki oturan kız, benim tatlım sen değilsin. Tamam hadi bakalım, heyecanlandık. Ne yeteneğin var mı senin? Hemen göster. Evet başlıyorum. Çapkınmışım, güzelmişim, öyle söylerler. Hem cilveli, pek sevimli, her cahil derler. Canımdan bezermiş beni, bir kez sevenler. Anlatayım ben kendimi, duysun erkekler. Ama... Tövbe estağfurullah Allah'ım, ya Rabbim. Bu nasıl bir ses Fahriyem benim ya. Tahtaya değil adını dağlara yazacaktım. Bu kez fırsat işe geçmedi. Adını tahtaya yazdım Fahriyem. Ya gerçekten mi? Beğendin mi performansı? Beğenmek ne demek ya? Bayıldım anasını satayım ya. Bayıldım bayıldım. Alkış alkış. Evet Fahriye Hanım, gerçekten yani bu kabiliyetinizi değerlendirmeniz gerekiyor. Ben hayatımda böyle bir yetenek görmedim. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Sizin kulağınızda ne bileyim yani Barış Manço falan mı çalıyor? Kulaklık mı taktınız ne bileyim? Herhangi bir güzel bir şarkıcının müziğini mi dinliyorsunuz kulaklıkla? Kızın niye duygularıyla oynuyorsunuz? Sen beni kıskanıyorsun ya. Evet bence de kıskanıyor seni. Kesin yani, kesin bir kıskanıyor bu kız seni. Oturun çocuklar yerinize. Peki öğretmenim. Çok kıskandığım için kendime gelemedim şu anda. Öğretmenim nasıl, yeteneğimi beğendiniz mi? Çok güzel kızım, gerçekten çok güzel. Öğretmenim hayatta sizin kadar kibar bir kadın görmedim ya. Teşekkürler canlarım, teşekkürler. Beni sizler yarattınız, teşekkürler. Öğretmenim. Ne oldu Arda yine? Öğretmenim Fahriyeciğim söylediğine göre o zaman Büşra da söylesin. Aa Büşra ister misin? Hayır öğretmenim Arda. Otur yerine, istemiyorum ben şarkı söylemek. Haksızlık öğretmenim yani. Büşra'ya haksızlık olmasın diye. O da söylesin. Ay bu çok güzel şarkı, bile söyleyemez ki zaten. Kendine güveniyor. Arda mikrofonu nereden çıkardın? Ne olacak, konferans salonundan çarpmıştım. Eve giderken götürecektim. Ne yaptın sen, ne yaptın Arda? Yok bir şey ya, geçerken pazardan aldım dedim. Hadi kızım ya söyle, sen de söyle. Evet öğretmenim hadi söylesin, ben de gitar çalayım. Tamam öğretmenim, Arda senle çıkışta görüşeceğiz. Hadi söyle bakayım kızım. Öğretmenim ben o kadar iddialı değilim bu arada. Tamam kızım hadi söyle, bir şey olmaz. Dur bir dakika, ben başlamadan niye çalmaya başlıyorsun? Çocuk resmen müzik alet olarak doğmuş. Bir mikrofon çıkıyor, bir gitar. Nereden çıkarıyorsun bunları Arda? Söyleyeyim mi, ister misin? Yok yok istemem, neyse. Başlıyorum. Ay hadi başla artık ya. Kendimi esir aldım. Çalmadı yine telefonlar, alışırım sanmıştım. Yüreğimde sancın var, gel etme nazlı güneş. Sensin gönlüm eş. Beni biraz anla sana. Ölürüm aşkına. Ben utandım birazcık. İnanmıyorum kızım, bu nasıl güzel bir ses. Ya öğretmenim benim kalbim kırılmasın diye böyle söylüyorsunuz biliyorum. Hayır kızım, bu yeteneği geliştirmelisin. Arda bir dur, evrimini tamamla da bırak artık şunu. Evrim mi geçiriyorsun? Ya böyle bir şeyi gerçekten insanlık tarihinde görmedim ben ya. Evrimin daniskasını yaşıyorum. Hadi kızım otur, tebrik ederim seni. İnanmıyorum, bu kızdan gıcık kaptım şimdiden. İşte canım, yetenekle kişiliğin kimde olduğu belli olmazmış Fahriyeciğim. Sen de bunu öğrenmiş oldun. Hadi çocuklar, iyi akşamlar hepinize. Ders bitti. Aa kızım sen mi geldin? Evet anneciğim. Ne yaptın okulda? Anne bugün şarkı söyledik okulda. Ya öyle mi? Evet anne, öğretmen dedi ki sen çok yeteneklisin dedi. Bunu değerlendirmelisin dedi. Vay benim güzel yetenekli miyim? Hadi üstünü değiştir gel yemek ye. Tamam anneciğim, hemen üstümü değiştiriyorum. Çok mutluyum, iyi ki bu okula gitmişim ya. Başta sevmemiştim ama şu anda çok mutlu oldum. Süper bir okula gitmişim.
Öğretmenim emin misiniz ya? Arda'dan iyi Juliet olur mu? Olur olur, fıstık gibi Juliet sana işte, daha canın istiyor. Öğretmenim şurada iki tane melek oturuyor ya. Niye Arda'dan Juliet oluyor? Yalvarırım öğretmenim ya. O Juliet olmasa şimdi biliyorsunuz Juliet'le Romeo'nun sonu nasıl bitiyor. Hadi hadi başlayalım. Alkışlarınızla karşınızda Juliet. Öğretmenim. Bu ne be? Gerçekten bu ne ya? Öğretmenim. Yemin ederim cin çarpmışa döndüm. Ay çok yakışmış kostüm. Ben çok ama çok beğendim ya. Sen de beğendin mi Arda? Bu ne ya? Halime bak ya. Hadi hadi başlayın bakalım. Ben hemen oturuyorum, sizi izliyorum. Elinize zaten replikleriniz. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah'ım. Dünyadaki son insan olsan seni almam Juliet. Valla Roma'ya ben de sana karşı hiç yokum. Şşş, replikleri oynayın. Peki öğretmenim, Juliet, sana karşı boş değilim. Instagram var mı acaba? Yok, git enayi. Salak mı ne ya bu? Çocuklar bunun replikle ne alakası var? Ama öğretmenim, yeni yöntem böyle yani. Şşş, repliği oynayın çabuk. Tamam öğretmenim. Juliet, efendim Romeo, Selin var mı acaba? Yok Romeo. Tamam beni düşünür müsün yani? Sağ ol Roma'yı almayayım. Çocuklar ciddi bir ortam istiyorum. Roma ile Juliet böyle mi? Tamam öğretmenim tamam. Hemen replikleri oynuyorsunuz. Tamam öğretmenim. Bununla da ne replik oynayacaksak. Juliet niye bu kadar şaşkınsın? Yüzüne dönmesin öğretmenim ya. Oynayamıyorum, arkasını dönsün bu ya. Yüzünü görünce korkuyorum. Çocuğum hadi diyorum, devam edin. Tamam öğretmenim. Ah Juliet, ölüm mü aşık oldu sana? İnanayım mı onun bu karanlıkta sevgilisi olasın diye sakladığına? Öğretmenim bu ne ya? Bilmece mi? Bu nasıl bir replik? Devam devam, tamam güzel gidiyorsunuz. Ah Romeo, sevgilin açsa da güne bakan gibi yeseydin sen de yemişini. Öğretmenim yemişten bahsediyor. Çocuğum oradaki yemiş öyle bir şey değil. Devam edin siz. Ah Juliet, gel acı ilaç. Gel ey tatsız kılavuz. Biraz daha kabartma tozu. Biraz da un. Öğretmenim Romeo şey veriyor ya, kek tarifi veriyor. Şşş, varmayın hadi. Devam devam. Tamam çocuklar, kestik, burada bitti. Onu yapmanıza gerek yok. Şükürler olsun ya Rabbim. Bunu da yapacağız sandım. Neredeyse öpüyordum lan bunu. Ayy. Seni öptüğümü bile düşünemiyorum Tolga. Yemin ederim soğan mı yedin lan? İki saattir ağzımın dibinde duruyorsun. Soğan mı yedin lan? Sus lan. Salçalı ekmek yemişsin. Ağzın salça kokuyor zaten. Hakikaten yedim lan. Nereden bildin? Bilirim tabii. Bugün ders çalışalım mı? Öğretmen ödev vermişti. Aslında olabilir ya, çalışalım. Bize gel. Beraber çalışalım. Ya bize gelin. Beraber çalışalım. Ya isterseniz bize gelin kızlar yani. Kasmayın kendinizi. Ya bence bize gidelim. Annem hem de çok güzel pasta falan yapmıştır. Ne dersiniz? Yok sağ ol, ben almayayım. Hadi ya gidelim diyorum size. Gidelim ne olacak ki? Seyfi, Tolga ile gitmek mi istiyorsun? E ne olacak, o da ders çalışmak istiyormuş. Aynen öyle, ders çalışmak. Ders çalışmanın aşkıyla yanıp tutuşuyorum. En son Juliet'ten sonra çalışıp adam olacağım. Gerçekten adam olmam gerek. Anne! Arkadaşlarım geldi. Aa gelsinler yavrum. Merhaba teyze. Merhaba kızım, hoş geldin. Annenler nasıl? İyi iyi. Oo yeni bir kız mı gelmiş aramıza? Anne yeni kız deme. Yeni bir melek yani. Bir gelin adayı daha oldu sana, anlayacağın. Çok şanslı oğlum var. Tamam ben size bir şeyler hazırlayayım, siz oturun. Ay tamam ya, ben oturayım bari. Şey ben size yardım edeyim isterseniz. Yok kızım sen de otur. Olsun olsun, tabakları falan ayarlarım isterseniz. Biz de zahmet verdik zaten size. Ay Tolga. Ne oldu anne? Bu kız tam gelin olacak kız. Maşallah maşallah. Teyze onu nereden çıkardınız ya? Öyle bir şey için dememiştim. Ben sadece yardım etmek istemiştim. Sen öyle de bakma. Teyze yani o bizde de olabilir yani. Bu kısmet işi biliyorsunuz. İsterseniz ben yardım edeyim. Oğlunuza beni alın. Zaten bugün de Juliet oldum. Ay anne ya. Şuna bir şey söyle ya. Gelmiş beni öpecekti neredeyse salçalı ağzıyla. Aa siz ne alaka? İkisiz Romeo ile Juliet oldu. Öğretmen onlara ceza verdi. Çok komik oynadılar. Siz de izlersiniz gösteri olduğu gün. Ay çok merak ediyorum gerçekten. Hadi o zaman bir şeyler hazırlayalım. İn oradan, düşeceksin, bacağını falan ezeceksin masaya. Dur, yemek duası yapıyordum. Allah'ım olmayanlara da ver. Rabbim sen çok büyüksün. Amin çocuğum amin. Ne kadar güzel bir çocuk ya. Tabii siz canım, ben
sen çok güzelindir. Şimdi ne yapıyorsun ki? Biraz daha şükretmem gerekiyor bu yemeklere sahip olduğumuz için. Kendi başıma dinleniyorum, meditasyon yapıyorum şu anda. Ay, milletin çocuğu neler de biliyor, görüyor musun Tolga? Sen hiç böyle şeyler yapıyor musun? Neyse, hadi kızım siz yiyin, afiyet olsun. Diğer arkadaşınız lavabodan çıkmadı herhalde. Evet, çıkmadı o. Birazdan gelir. Geldim geldim. Ay ben bunları yemem ya. Ne diyorsun kızım sen? Yemem ben bunları ya, bana göre şeyler değil. Niye canım ya? Yeseydin, bir deneseydin yani. Belki denesen seversin. Yok yok, yemem. Tolga, arkadaşın ne kadar saygısız böyle. Yok anne ya, bugün solundan katmış, yoksa bu kadar saygısız değildi. Elinize sağlık efendim, ben gerçekten çok beğendim. Maşallah, bu kız tam gelinim olacak kız. Ya, bence de öyle ama o kabul etmiyor anneciğim. Ne oluyor ya böyle? Ne oluyorsa oluyor, sana ne? Su şarıl şarıl akıyor ya, farkında değil misin? Kapatsana. Seni ne ilgilendirir ya? Beni çok ilgilendirir. Suyu kapat hemen. Su israfı yapıyorsun. Ay, en düşünceli de sensin zaten. Evet, en düşünceli de benim. Öf, neyse çıkıyorum ben ya. Senle duramayacağım şu anda. Öğretmenim, günaydın. Günaydın kızım. Nereye gidiyorsun? Hiç öğretmenim, kantinden bir şeyler alacaktım da. Ha, anladım canım. Zaten bugün ilk dersiniz, boş sanırım sizin. Evet öğretmenim. Neyse canım, ben de sınavlarınızı hazırlayacağım. Öğretmenler odasına gideyim. Ne? Sınavları mı hazırlayacakmış? Öğretmenim, ne oldu kızım? Üçlü alabadı da sizi çağırıyordu. Niye ki? Midesi bulanmış öğretmenim, çok korkmuş da. Üçlü al sizi çağırıyor, lütfen bir gider misiniz? Tamam, gideyim o zaman, ne olmuş bakayım hemen. Kandırdım. Şimdi öğretmenler odasına gitmem lazım. Şimdi burada kesin sınavların bazı kapatastan hazırlamıştım. Buradan sınavları öğrenip soruları sonra da bu dersten geçerim. Mis mis mis. Öğretmenim ne oldu? Kızım midem bulanıyormuş, iyi misin? Hayır öğretmenim, midem falan bulanmıyor. Niye arkadaşın öyle dedi? Kim ki arkadaşın? Fahriye dedi, midesi bulanıyor Büşra'nın dedi. Hayır öğretmenim, öyle bir şey yok. Midem falan bulanmıyor. Gayet sağlıklıyım, şükürler olsun. Hiçbir şeyim yok. Ha tamam kızım o zaman. Ben öğretmenler odasına gideyim. Bu kız ne planlıyor da benim hakkımda böyle şeyler konuşuyor ya? Ne oluyor burada? Öğretmenim, ne yapıyorsun sen benim bilgisayarımda? Çabuk söyle. Öğretmenim, Büşra midesi bulanıyor demiştim ya. Evet, Büşra dedi ki git öğretmenin bilgisayarından sınav sorularını al. Yoksa seni dedi döverim dedi. Korktun mu sen de? Evet öğretmenim, çok korktum. Hemen gidiyorsun, bana Büşra'yı çağırıyorsun. Büşra? Ne oldu Fahriye? Öğretmen seni çağırıyor. Tamam peki. Efendim öğretmenim. Sen nasıl sınav sorularını arkadaşını korkutarak çalmaya çalışırsın? Hesap ver. Ben mi? Ben kopya çekmedim madem. Adım kopya çekti oldu. O kız beni tuzağa düşürdü. Kopya falan çekmedim ben ya. Ne yapayım? Hem de kopya çekecek olsam gider müdürün odasından mı alırım o kopyayı? Saçma sapan konuşuyor hepsi ya. Ben çekmedim. Öğretmeni de kendime inandıramıyorum zaten. Ne yapacağım şimdi? Çekmedim işte kopya. O kıza neden uyup da sanki gitseysem o odaya. Keşke gitmeseydim. Keşke gitmeseydim. Niye gittim ya? Salak kafam. Salak salak salak. Ne oluyor Büşra? Bir de ağlıyor musun, kopya çektin? Öğretmenim, ben kopya çekmedim. Çekmedim. Neden kopya çekeyim? Kopya çeksemem de akılla mantığa sığıyor mu şu anda? Neden müdür odasından kopya kağıdını alıp geleyim? Sen çektin kopyayı. Ben gördüm. Arkadaşın da nasıl ağlıyor kızlar tuvaletinde. Öğretmenim, o size oyun yapıyor, anlamıyor musunuz? Diğer öğretmen arkadaşımızla beraber inandınız, beni disipline verdiniz. Ama gerçekten böyle bir şey yok. Ben kopya çekmedim. Kimlerle yaptınız Büşra bunu? Hangi arkadaşların sana yardımcı oldu? Öğretmenim, hiçbir arkadaşım yardımcı falan olmadı. Ben kopya çekmedim ki yardımcı olsun. Doğruyu söylersen biraz daha affedici olabilirim sana karşı. Ailene de öyle anlatırım. Öğretmenim, ailem zaten böyle bir şey yapmayacağıma eminim ki inanmaz. Ha diyorsun, ailem de destekler yani. Dersten geçeyim de nasıl olursa olsun. Ne alaka öğretmenim ya? Dersten geçeyim diye ailem böyle bir şey, kimin ailesi ister böyle bir şey yapmasını? Ailemi suçlamayın bir de. Tamam, hangi arkadaşlarına yaptın? Disipline gideceksin, yapacak bir şey yok. Kızı üzdün. Öğretmenim. Ne oluyor? Öğretmenim. Ne oluyor be? Bunlar ne istiyor? Öğretmenim. Ne oluyor be, üst üste çıktınız hepiniz? Ne istiyorsunuz benden? Öğretmenim, biz Büşra'yı sizin odanıza göndermiştik. Şu Arda var ya. Ne olmuş ona? Arda'nın karnı ağrıyormuş öğretmenim. Öğlen yemeğinde fasulyeyi çok osturdu sanırım. O yüzden sizden ilaç almaya gelmişti Büşra. Ben mi?
kızım ya, ha sen işte. Lan ben ne zaman gaz çıkardım lan? Sus lan, sus. Onun için mi geldin kızım sen odamıza? Yani şey... Evet öğretmenim ya, şu Arda'nın hep suçu. Yok öğretmenim, Tolga'nın motoru durmadı da o yüzden geldi. Ne diyorsunuz be, hepiniz hiçbir şey anlamıyorum. Tek tek konuşun, ne olduğunu söyleyin. Şimdi öğretmenim, Allah sizi inandırsın. Şu yanındaki Arda var ya, bir gaz kaçağı yaptı. Üff, resmen yani. Lan oğlum, aksiyon katmadan anlat, doğru anlat. Öğretmenim, öğlen yemeğinde sizi üstünüze afiyet fasulye vardı. Arda da onu yedi. Sen, tüm tuvalet şu anda öğretmenim, sakın girmeyin. Yani o yüzden Büşra'yı sizin odanıza gönderdik. Arda'ya bir tane ilaç falan verirsiniz de ağrısı geçer, ishale gider diye öğretmenim. Bu arkadaşımız tüm arkadaşlarına iyilik yapmak için çabalayan biri. Büşra görüyor musun? Ne kadar iyi bir insan. He Sami, çok iyi bir insan. Bunun altında ne varmış göreceğiz. Ne olacak ki? Baksana seni nasıl savunuyor. Yani araya benim gaz olayı girmeseydi iyi olurdu. Demek öyle oldu. Evet öğretmenim, öyle oldu. Arkadaşımızı suçlamayın. Eğer arkadaşımıza bir şey yaparsanız gerçekten bu okulu ben de terk ederim. Onun için okulu bırakırım. He, kesin onun için bırakıyorsundur. Kendin için bırakmıyorsun. Yoksa okumayı çok seversin sen, değil mi? Sus lan. Allah'ın kıvırcık saçlısı, kes sesini. Aynen öyle oldu öğretmenim. Demek böyle oldu kızım olay. Yani öğretmenim, evet. Bir de senden dinleyeyim. Nasıl oldu? Öğretmenim anlattı ya arkadaşımız, işte öyle oldu. Olsun, sen de anlat. Oradan yemişsin gerçekten. Öğretmenim, Arda gaz kaçağı yapıyordu. O yüzden sizin odanıza gelmek zorunda kaldım. Yani bunu nasıl açık anlatayım? Utandırıyorsunuz beni ya. Evet öğretmenim ya, gençler utandırmayalım lütfen. Yazık değil mi arkadaşımıza ya? Yazık değil mi? Neyse, bu seferlik öyle olsun. Öğretmenim öyle olacak ne var yani? İhsan olduk, insanlık hali. Tamam oğlum, ayrıntı verip durma. Tamam, gidiyorum ben şimdi. Ne haliniz varsa görün. Siz çok iyi insanlarmışsınız. Özür dilerim. Bugüne kadar sizi kötü sandım. Öyleyizdir ya. Bu dünyaya melek olarak inecektik de yanlışlıkla böyle Arda'yla Tolga olarak indik zaten. Sami'cim sen şöyle bir çekil. Bunlar durduk yere iyilik yapmaz. Hayırdır? Siz niye iyilik yaptınız bana? Kızım insanlık öldü mü, sana da iyilik yapmaya da gelmiyor. Siz neden iyilik yaptınız? Siz bana bir onu söyler misiniz? Siz kesin bir şeyler karıştırıyorsunuz ve o yüzden iyilik yaptınız. Aslında Büşra, biliyor musun? Neyi biliyor muyum? Büşra, benim karnım çok ağrıyor. O yüzden böyle bu karın ağrısıyla Roma'ya da olamam. Böyle şu yanındaki Juliet'i de çekemem yani. Şuna baksana. Sami ile sen, Romeo ile Juliet olsan. Ha, sizin derdiniz belli oldu. O yüzden istiyorsunuz yani. Ya aman yani kanka, ne yapalım, biz onu istemiyoruz. Romeo ile Juliet mi olur? Şuna baksana, şu turuncu kafadan Juliet mi olur? Millet midesi bulanır ya. Midesi bulanır, kusar çıkar oradan. Düşünmem lazım birazcık. Hadi Büşra ya, istersen senin Romeo'yan ben olabilirim. Ay istemez sağ ol, senin Romeo olacaksa ben kesinlikle olmam. Tamam o zaman, tamam. Kim istersen olsun. Git öğretmenle konuş, İnşallah kabul eder. Konuşacağım bakalım. Tamam, biz de arka taraftan dinliyoruz. Peki. Öğretmenim. Ne oldu Büşra? Öğretmenim, sizinle bir konu hakkında konuşabilir miyim? Ne oldu Büşra, söyle bakalım. Öğretmenim, tiyatro gösterisi vardı ya. Onu Sami ile ben yapabilir miyiz? Yani biz çok istiyoruz Romeo ile Juliet olmak. Niye kafanıza göre değiştiriyorsunuz? Hayır, o iki arkadaşın olacak. Farklı bir konsept hem de. Öğretmenim lütfen ikimiz olalım ya, lütfen. Biz o gün el kaldıracaktık ama öğretmenimiz onlar yaramazlık yaptığı için onları seçti. Böyle gereksiz bir şekilde bir gece mahvolmuşsun. Hem ailelerimiz de gelecek. İnşallah kabul eder. Lütfen öğretmenim, kabul edin. Tamam, bir şartla kabul ederim. Neymiş öğretmenin şartınız? Diğer kız arkadaşınız var ya, onunla Sami oynasın. Ama öğretmenim, ben de Sami oynamak istiyordum. Çok iyi oldu lan. Hayır, sizin istediğiniz gibi olacak değil. İkisi oynayacak. Ya öğretmenim ya, o kız oynamasın ya lütfen. Hala siz kavga mı ediyorsunuz? O zaman kavga ediyorsunuz diye hepinizi disipline gönderirim. Peki öğretmenim, o oynasın. İstersen Büşra, senin Romeo'yan ben olabilirim. Ya da ben olabilirim. Kesin lan sesinizi. Sizin yüzünüzden Sami gitti. O kızın Romeo'su olacak. Boşver ya. Sami'den de zaten olsa olsa onun Romeo'su olurdu. Senin gibi kızlarla ne işi var? Tamam merak etme, ben Romeo olmam. Lan zaten senden ne Romeo olacak? Senden olsa olsa davul tokmağı olur. Niye öyle diyorsun kardeşim? Ben sana ne yaptım ki?
ki. Oğlumdan bu kadar pozitif oldun mu? Sen az çıldırıyorum ya. Laf sokasın bile gelmiyor bu çocuğa. Neyse Büşra'ya da kurtuldu bundan. Sen o kızla oynayacak mısın tiyatro oyunu? Ama ne yapayım, öğretmen dedi, mecbur oynayacağım. Of ya, gidiyorum ben de, Allah Allah. Büşra, sanki ben mi gitmek istedim? Sen de trip atma ya. Ne yapayım? Sen dedin kabul ettin. Keşke kabul etmeseydin. Onlar da iyilik yaptı sandım. He, onlar iyilik yapar zaten bedavaya. Niye yaptıklarını zaten bir şey isteyeceklerini biliyordum. Neyse ya, ben eve gidiyorum. Sabah görüşürüz. Teyze, annem nerede? Senin burada ne işin var? Annem bir günlüğüne anneannenin yanına gitti. Ben de seninle kalacağım bugün. Babanla beraber hemen dönecekler sabah. Sabah derken teyze kaçta mesela? Akşama doğru işte ya. Sabah dediğime bakma, ikinci güne doğru gelirler. Öyle mi teyze? Benim de o kadar karnım ağrıyordu ki teyze. Of ya, bak bak. O yüzden okula gidemem herhalde ben teyzeciğim bugün işte. Tolga, yalan söyleme. Şimdi annen gibi yok diye okuldan kalacağım sanma. Teyze, yalan söylemiyorum. Vallahi karnım çok ağrıyor ya. Tolga, hadi bakalım. Kıyafetleri çıkar, aşağı yemeği. Tamam teyze. Annesi yok diye beni kandıracak. Şuna bak. Alo Arda, yarın okula gitmeyelim lan. Lan nasıl gitmeyeceğiz? Bizimkiler her gün kontrol ediyor devamsızlığı. Lan gitmeyelim, boşver lan, bir bahane uyduralım. Ne bileyim, öğretmen korona olmuş, öksürdü, bir şey oldu, oradan bize bulaştı. O virüs geldi, tüm hücrelerimize girdi, bir şeyler işte. Lan oğlum, bu yalanları daha önce çok fazla söyledik. O artık onları yemiyorlar. Yeni bir yaratıcı bir şey oldu ya. Yaratıcı bir şeyler bul bana. Ne bulsam ki acaba? Dur bakalım, bulacağım bir şeyler. Yarın takılırız ne güzel, okula gitmezsek beraber. Okul vakti geçti mi dışarı çıkarız. Hadi bakalım, ben de deneyeceğim. Tolga, hadi aşağı insene, niye yemek yemeye gelmiyorsun sen? Teyze, biliyor musun? Neyi? Bugün bizim öğretmen öksürdü. Ben de biraz boğazlarım üşüttüm herhalde o yüzden. Gerçekten mi? Korona falan mı oldun yoksa? Kış geldi, korona arttı diyorlar. Teyzeciğim, olabilir herhalde. Bilmiyorum, kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Yemek falan da yiyemem herhalde. Bu gidişle ölürüm teyze. Koronadan, kalp krizinden giderim. Teyzeciğim, iyi misin? Hastaneye gidelim istersen. İğne falan yaptırırız, bir şey yaptırırız. Yok yok teyze, aman diyeyim. Onlara gerek yok da ben şöyle bir gün falan dinlensem mesela, yarın okula gitmesem gerçekten iyi olurum. Hatta biliyor musun, bizim Arda vardı ya. Ne oldu? Arda teyze ishal olmuş sanırım, o da şu yeni gelen maymun mu şempaze mi orangutan mı denilen hastalık var ya. Oğlum ne alaka ya şempaze orangutan, maymun çiçeği o. Ha işte o çiçek mi böcek mi, o hastalıktan olmuş olabilir teyze, belirtileri ondandı. Sen yalan söylüyorsun, aşağı yemeğe gir. Tamam mı, ben bunları yemem, annen yok diye okuldan kalacak. Bu sefer yemeyeceğim bu numaranı. Of ya, nasıl yemedi? Neyse ya, yarın gideyim ya. Yarın Romeo ile Juliet izleyeceğiz. Saatlere bakayım biraz. Büşra da kıskansın, hemen belki benim kollarıma atlar ve bana aşık olabilir. Ne yapıyorsun kız Büşra? Hadi gel tiyatro salonuna gidelim. Kes ya, ben gitmem. Sen gidersen git. Ben gitmeyeceğim. Ya ne olacak sanki, alt tarafı Sami ya. 1.50 Sami için düştüğün duruma bak ya. Yerden bitme. Zaten bu kızlar hep yanlış tercih yapar. Sana ne? Seni ne ilgilendirir? İyi, kendi düşeni ağlamaz yani. Şurada 1.90 boyunda kaslı ve kendine her gün spor yapan bir erkek dururken Sami cılızına gittin. Sen bilirsin yani, sen bilirsin. Sus ya, ne alakası var? O benim en yakın arkadaşım. Sadece onunla oyun oynamasını istemiyorum. O çünkü o kız bana iftira attı. Tabii canım, hiç kıskandığın için değil. Hayır, niye kıskanayım? Hiç de kıskanmıyorum. Giderim bir kere, ne olacak ki? Seni seviyorum Juliet. Seni her zaman bekleyeceğim. Hiçbir zaman seni bırakmayacağım. Bizi ayıramaz. Evet, bence de bizi ayıramaz. Şu keko kızlar falan. Ne alaka ya? Böyle bir şey mi var? Senaryo mu var? Şey Büşra. Bakıyorum da Sami çok iyi gülüyorsun. Hoşuna gitti herhalde. Bence hoşuna gitmiş. İşte böyle böylelerine yüz verirsen olacağı bu. Haklı söylüyorsun Tolga. Böyleleri hep böyle olur zaten. Yazıklar olsun sana. Hemen ben olmayınca ne yapıyorsun? Bir de o bana iftira attı. Hadi devam edin. Çekil Büşra. Tamam öğretmenim. Salak saçma kızlar. Sen bakmazsın biliyorum Romeo'cum. Sadece beni seversin, bana aşıksın. Ay, Büşra diye bir kız var ya, ondan midem bulanıyor değil mi? Ne alaka, öyle bir şey yok ki senaryoda. Yo, ben yeni Romeo Juliet, 2022 model bu. Yani şimdi gelip oturup balkon koşuyu yapmıyoruz ya, burada mesajlaşıyor gibi konuşmamız lazım.
Neyse çocuklar, şımardınız, biraz ara verelim. Tamam öğretmenim, biliyorum çok güzel rol yaptığım için öğretmen yorulduğumu hissetti sanırım. Ara verdi, hemen arkaya gideyim. Büşra, git ya başımdan. Hemen ona yüz vermişsin. Evet ya, git ya başından Büşra'nın. Hemen ona yüz vermişsin. Sen niye karışıyorsun Tolga? Sana ne oluyor? Yani ben de seni savunayım dedim. Evet Tolga, sen lütfen bizim aramızdaki olaya karışma. Ay çok kibarsın. Gerçekten bazen kibarlığın beni sinirimi bozuyor. Vallahi Büşra, sonunda dediğime geldin. Tolga sus, sen de konuşma. Ama yani sinir bozucu değil mi yani? Çocuğa lafına karışıyorum. Dediğine bak. Bilsen bize karışma. Teşekkür edecek neredeyse utanmasa. Neyse ben bir arka tarafa gidip geleyim. Senin yüzünden. Kıza yüz vermişsin demek ki. Yüz falan vermedim ben. Kendi kendine arkadaş oldu. Hey, ne yapıyorsun burada? Ne yapayım? Kendi kendime vakit geçiriyorum. Aptal sen ne? Sen ne yapıyorsan yapıyorum. Seni niye ilgilendirin? Ya ben de iyilik için bir çikolata getirmiştim. Yersin diye sahne arasında. Sonuçta şekerin düşmüştür. Aa, teşekkür ederim. Çok severim çikolatayı. Çikolatayı sevdiğimi nereden biliyorsun? Neyse sağ ol. Aptal mı aptalsınız ama hiç değilse biraz kız ruhundan anlıyorsunuz. Çok güzelmiş. Nereden aldın? Şu okula gelirken pastane var ya, oradan aldım işte. Hadi çocuklar toplanın, tekrar başlıyor. Neyse tiyatro gösterim başlıyor. Sami'ciğimle biraz Büşra'yı çıldırtayım. İyi hadi git bakalım. Bol şans sana. Aptal ya. Nasıl da yedi? Bir de kendini zeki sanıyor. İşte insan en çok kendini zeki sanarken aptal olurmuş. Bakalım ne yapacaksın şimdi? Aslında o Sami'ye de Büşra'nın oynamasını istemiyorum da. Kız o kadar iyilik yaptı. Bizi bu durumdan kurtardı. Ne istiyorsa olsun. Of ya. Bak yine başlıyorlar ya. Ben izlemeyeceğim. Çıkacağım buradan. Dur kızım dur. İzleyeceksin dur. Bir şey yok. Çok güzel oynayacaklar. Sen de mutlu oluyorsun değil mi? Ya iyilik yapmak da kötülük ya sanki. Bekle ve gör, ne yaptın bak bir. Ne yaptın ki, çok merak ettim. Tüm göklerin en güzel yıldızlarından ikisi yalvarıyorlar bizim aşkımız için. Ya ne aşkı ya? Allah Allah ya. Evet evet, aşkımız için, doğru söylüyorsun. Ölüm mü güzel yoksa? Aa. Ne oluyor ya? Ne oluyor kızım, ne oldu? Aa. Bir şey oluyor. Öğretmenim, benim çıkmam lazım. Aa. O nasıl gidiş? Ne oldu? Sanırım arkadaş birazcık ishal olmuş olabilir. Ne yaptın sen? Bir şey yapmadım ya. Sadece birazcık müsil yemiş olabilir yani. Donut'un içinde. Niye böyle bir şey yapıyorsun? Aman Büşra, sen de iyilik yaptım sana işte, sevinsene. Çocuklar, arkadaşınız karnını bozmuş sanırım. Tiyatro gösterisi de akşam olduğu için yeni bir arkadaş bulmamız lazım. Hasta oldu sonuçta. Yeni bir arkadaş mı dediniz öğretmenim? Büşra burada işte. Büşra oynamak ister misin? Evet öğretmenim, oynamak isterim tabii ki de. Tamam o zaman. Akşam o zaman bir an önce eve gidiyorsunuz. Kıyafetlerinizi giyiyorsunuz. Hazırlanıyorsunuz. Ezberinde var mı? Evet öğretmenim. Zaten bu ikisiyle beraber olduğumda hepsini ezberlemiştim. Tamam o zaman. Anlaştık. Herkes eve gidin şimdi. Evlere dağılıyor. Akşam 2 saat sonra burada görüşüyoruz. Peki öğretmenim. Ne yaptın kanka, nasılsın? İyiyim, hastanedeyim. O kız yüzünden tiyatroya çıkamadım. Kesin bana bir şey yaptılar, tuzak kurdular. Mahvedeceğim. Bunların yanına mı kalacak? O tiyatro gösterisine ben çıkmasam o kız da çıkamayacak bugün. Saçmalama ya, yat yattığın yerde. Ne olacak, çok önemli mi sanki ya onlar senin için? Evet önemli. Görecek o kız. Okuldaki tek kız olmak istiyor. Beni böyle yıldırıp okuldan gitmemi istiyor. Ama asla asla gitmeyeceğim. O tek kız olmayacak. Böyle kendini özel hissediyor. Herkes ona baksın. Tek kız olsun, şımarsın aralarında. Göstereceğim. Okulda bayak atmazsam ben de Tuğçe değilim. Neyse annem geliyor, kapatıyorum. İyi hadi görüşürüz. Görürsün sen kızım. Çok heyecanlıyım. Annem gelir önce çıktım. Geldim buraya. Sanırım okulun önünde de birileri var. Kimmiş? Daha kimse gelmedi. Bir saat var gösteriye. Bilmiyorum ki. Geleceğim birazdan, hemen şuradan su alayım. Çantamda her eşyam. Çok heyecanlıyım ya. Umarım güzel oynayabilirim. Oynarsın oynarsın, merak etme. Neyse geliyorum zaten. Okulun yakındayım. Niye telefonda konuşuyoruz? Kapat hadi. Tamam hadi gel. Büşra? Efendim? İyi misin? Bir de sanki bana acıyormuş gibi yapma. Her şeyden haberin vardı değil mi? Yılan. Benim mi? Neden haberin vardı? Kes sesini. Bana müsil ilacını kim verdi, o çocukla gönderdi? Sen
gönderdin o tiyatroda oynamayayım diye. Ama sen beni tanımıyorsun kızım. Bundan senin intikamını almaz mıyım? Ya rahat bıraksana kızım beni. Ne intikamından bahsediyorsun? Haha göreceksin. Bugüne kadar Romeo Juliet için çalıştım. Sen oyna değil mi? Buna asla izin vermeyeceğim Büşra. Sen beni aptal yerine koyamazsın. Hele ki benim gibi birini. Kızım saçmalama, ben bir şey yapmadım sana. Sen kendin hasta oldun, farkında mısın? Hem bırak, seni mi dinleyeceğim be? Defol git, ben gidiyorum. Gidebilirsen git istersen. Hadi git. Niye duruyorsun Büşra, gitsene. Ne oluyor ya? Ne yapıyorsunuz siz ya? Siz şehir makamında mısınız sokağın ortasında? Defolun gidin şuradan. Kızım benle uğraşmak senin en büyük hatandı. Benle uğraşmayacaktın. Ya bırakın, ne yapıyorsunuz? Anne, öğretmenim, yardım edin. Öğretmenim. Ne oluyor orada? Ne oluyor? Aa Büşra arkadaşım, ne oldu? Öğretmenim, bu kız beni adamlara dövdürdü. Ben hiçbir şey yapmadım. Öğretmenim, hiçbir şey. Nasıl, ne oldu? O adamlar da kendi. Ne oluyordu orada? Öğretmenim, Büşra'yı gördüm, hemen koştum. Ben hastanedeydim. Biliyorsunuz ki bugün karnımı bozmuştum. Yalan söyleme, yalancı. Sen yaptın hepsini. Hayır, hiçbir şeyi ben yapmadım. Büşra arkadaşına suç atma, kavga ediyorsunuz diye. Tamam öğretmenim, bu hastanenin güvenlik kamerası var öğretmenim. İsterseniz oradan bakalım. Öğretmenim, güvenlik kamerası mı?